Yaklaşık 3 haftadır İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını, saldırılarını konuşuyoruz. Dün o saldırılarda 22. gündü ve Gazze en ağır bombardımanlardan birine hedef oldu. Maalesef İsrail çok yoğun bir bombardıman altında tuttu. Dün akşam itibariyle, akşamdan geceye kadar özellikle yoğun bir bombardıman vardı Gazze'de. Telefon ve internet hatları tamamen kesildi. Kentin bir anlamda dünya ile bağı koparıldı. Dünya ise olan biteni yine seyretmekle kaldı. Uzun bir süredir kara harekatından bahsediliyor. Acaba bu bombardıman, ağır bombardıman onun bir habercisi mi? Yoksa farklı bir strateji mi var? İsrail'in psikolojik baskısı da var. Bunu biliyoruz. Filistin halkı üzerinde kuzeyden güneye göç etmesi yönünde bir baskı uyguluyor. Yoksa kafalar mı karışık ki Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar da var. Bazı açıklamalar çelişki olarak ifade edildi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri sınırlı bir şekilde kara operasyonunun başladığını, daha doğrusu kara birliklerinin girdiğini duyurdu ama İsrail ordusu resmen böyle bir kararın alınmadığını ifade etti. Olan biteni konuşacağız. Sahada bunlar yaşanıyor. Tabii sahada bunlar yaşanırken Türkiye'nin, hatta tüm dünyanın gözü kulağı da bugün Atatürk Havalimanı'ndaydı. Gazze'ye destek mitingi düzenlendi. Yüz binler Filistin için tek ses, tek yürek oldu. İsrail güçlü bir şekilde kınandı o mitingde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajlar, kürsüden verdiği mesajlar çok dikkat çekici. İsrail'e Gazze'nin bedelini ağır ödeyeceksiniz, sizi savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz mesajı verdi Cumhurbaşkanı. Katliamın en büyük sorumlusununsa daha önce de ifade ettiği üzere her zaman olduğu gibi Batı olduğunu söyledi. Libya'da, Karabağ'da neysek Orta Doğu'da da oyuz ifadesine dikkat çekti ve genelde Suriye'ye harekat, olası harekat konusunda verdiği mesajdır. Bir gece ansızın gelebiliriz mesajı bu kez Gazze için verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu da oldukça dikkat çekti. Manşet bu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satır aralarında, konuşmalarının satır aralarında yine önemli ifadeler var. Hepsini bugün program sırları içerisinde konuşacağız. Bu arada dün Birleşmiş Milletler'de bir oylama yapıldı. Gazze'de insani ateşkes çağrısı yapan kararname kabul edildi. 14 ret oyu var, 120 kabul oyu var ve çekimser kalan ülkeler var. Onların arasında dikkat çeken ülkeler de var. Hepsinin konuşacağız. Örneğin Tunus, Irak çekimser kalan ülkeler arasında. Ret oyu verenler arasında Macaristan var. Elbette bunların kağıt üzerinde sadece etkisi var. Yani fiiliyatta bir etki yok ama ülkelerin tavırlarını anlamak açısından bir ipucuydu. Tüm bunları da program sırları içerisinde değerlendireceğiz. Gazze özel yayınımız başlıyor. 3 değerli konuğum var. Biri stüdyoda, diğeri Ankara stüdyoda. Diğer iki konuğum da uzaktan bağlantı kuracak. Hemen konuklarımı takdim edeyim. Orta Doğu Araştırmaları Uzmanı Sayın Haydar Oruç stüdyoda bizimle birlikte. Sayın Oruç, hoş geldiniz yine. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Ankasam Başdanışmanı ve emekli Büyükelçi Sayın Aydın Nurhan da bizimle birlikte. Sayın Nurhan, siz de hoş geldiniz. İyi yayınlar efendim. Çok teşekkürler. Emekli hava pilot Tümgeneral Sayın Beyazıt Karataş. Hoş geldiniz Gazze özel yayınına. İyi yayınlar efendim. Çok teşekkürler. Ve Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Çınar Özen. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz katıldığınız için Sayın Özen. Teşekkürler. İyi yayınlar Gökhan Bey. Çok teşekkürler. Stüdyo ile başlayayım müsaade ederseniz. Sayın Haydar Oruç, aslında yayın öncesinde de kısa bir konuşma fırsatımız oldu. Mitingle başlayacağız elbette, oradan çıkan mesajlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok dikkat çekici ifadeleri var. İsrail savaş suçu işliyor diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Biz de sizi savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içerisindeyiz diyor. Belki hem bu konuşmayı dinleyenler için hem de şu an bizi izleyenler için bir detaylandırmak gerekebilir. Savaş suçlusu olduğunu zaten biliyoruz İsrail'in ama bunu ilan etmek, Sayın Cumhurbaşkanı'nın altını çizdiği konu, bunun hazırlığı içerisinde oluyoruz, hazırlığı içerisindeyiz dediği konunun detaylarını sizden bir öğrenelim. Savaş suçlusu ilan edilecek ve sonrasında ne olacak? Yani bunun detaylarını merak ediyoruz. Evet, şimdi Gökhan Bey, Uluslararası Ceza Mahkemesi var. Savaş suçlarını yargılamakta, görev alanına giriyor. Yargılamakta görevli mahkeme. Bu mahkemenin tüzüğündeki bazı maddeler, İsrail'in bu son saldırıda, Gazze saldırısında, Demir Kılıçlar Operasyonu ismini verdikleri saldırıda hayata geçirdiği, söylediği her şey aslında bu tüzükte belirtilen suçları kapsıyor. Çünkü başta 7 Ekim'de
Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı saldırısından sonra cevaben başlattığı, İsrail'in cevaben başlattığı operasyonda ilk başta Savunma Bakanı Gallant tam abluka emrini verdi biliyorsunuz. İlk hava saldırıları başladığında tam abluka ne demekti? Elektriğini, suyunu, gıdasını hatta bölgeye gidecek ilaçları tamamen durdurmaktı. Bu bir kere bu başlı başına zaten bir insan hakları, insanlara karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirilebilecek bir suçtu. Daha sonra askerlerin savaşta dahi uyması gereken kurallar vardır biliyorsun. Bu Cenevre Konvansiyonu'nun bir hükmüdür. Uyması gereken kurallar. Savaş dahi olsanız, eğer bir devletsiniz, konvansiyel bir ordunuz varsa askerlerinizin uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallar işte sivilleri öldüremezsiniz, işte hastaneleri vuramazsınız. Savunma Bakanı ne dedi? Bütün bu kısıtlamaları kaldırıyorum ben dedi. Yani Gazze'ye öyle bir şeyle bakmaya başladılar ki yürürlükteki bütün uluslararası hukuk kurallarını görmezden gelmek durumundaydı. Bu da savaş suçu kapsamında değerlendirilebilecek bir suçtu. Daha sonra Netanyahu'nun açıkladığı işte Orta Doğu'yu değiştireceği söylemi kapsamında hemen akabinde başlayan saldırılar, yoğun kayıplar, sivil kayıplarından sonra biliyorsunuz El Ehli Hastanesi vuruldu. Yani bu başlı başına zaten savaş suçu olarak değerlendirebilecek. Bunu zaten biz söylemiyoruz. Dünyadaki bütün bu konuyla ilgili bütün sivil toplum örgütleri, bütün izleme örgütleri, hatta Birleşmiş Milletler'in kendi organları bunu söylediler. Buradan başlayarak ve bugün gelinen noktada kuzeyde yaşayan Gazze'lilerin biliyorsunuz önce ikaz etti İsrail ordusu, burayı terk edin dedi. Bu da başlı başına bir savaş suçudur. Çünkü bu da hem Cenevre Konvansiyonu'nda hem de İnsan Hakları Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tüzüğünde insan haklarının ihlal edilmesi ve insanlara karşı suçlar, işlenen suçlar kapsamında değerlendiriliyor. Ve oradaki 1.1 milyon insanı yerinden ettiler. Daha güneye inmeye zorladılar. Hatta güneye inen Gazze'lilerin de sivil konvoyları vurarak onları da orada şehit ettiler. Bu da başlı başına bir savaş suçu zaten. Yani toplam yaptığımızda İsrail'in Gazze saldırısında, yani bu son saldırısında baştan beri yaptığı bütün hareketlerin, bütün eylemlerin hepsinin savaş suçu ya da insanlığa karşı işlenen suç kapsamında değerlendirmemiz mümkün. Bugün Cumhurbaşkanımızın mitingde söylediği şey zannediyorum bu kapsamda kendisi de konuyu ele aldığı için bunu değerlendiriyor. Bununla ilgili ben de birkaç yazı yazdım hatta. Ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savcısını göreve davet ettim. Çünkü savcı bu konuda resen soruşturma başlatabilir. Güvenlik Konseyi'nin talimatlandırması yapılabilir ya da Güvenlik Konseyi üyelerinden herhangi birisi bu konuda savcıya talepte bulunabilir, mahkemeye talepte bulunabilir. Ama şimdiye kadar maalesef Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savcısının herhangi bir harekette bulunmadığı, işlem yapmadığını üzülerek müşahede ediyoruz. Hatta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'in biliyorsunuz Güvenlik Konseyi'nin ateşkesle ilgili toplantısında Amerika'nın vetosuyla alınamayan kararda bir konuşma yaptı. Ve Hamas'ın saldırılarının devam eden işgalden dolayı olduğunu, kendiliğinden olmadığını söyledi ve büyük tepki çekti hem İsrail'den hem de Amerika'dan. Hatta İsrail'in daimi temsilcisi dedi ki Guterres'in artık göreve devam etme şansı kalmadı, tarafsızlığını kaybetti, hemen istifa etmesi gerekir diye bir şey söyledi. Ama Guterres'in söylediği aslında çok net bir şeydi, bir durum tespitiydi. Hamas'ı bazı ülkeler terör örgütü olarak görüyor. Bizim de aramızda bulunduğumuz bazı ülkelerde terör örgütü olarak görmüyor. Dolayısıyla geldiğimiz noktada Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin dahi konuyla ilgili çaresizliğini ortaya koymasına rağmen bu konuda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin herhangi bir şey yapmıyor olmaması Cumhurbaşkanımızın zannediyorum harekete geçmeye zorladı. Bu konuda ya bizim tek başımıza yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Ama bu konuda bir lobi oluşturabiliriz, uluslararası kamuoyu oluşturabiliriz ve mahkemeyi bir eylem almaya, bir ön almaya zorlayabiliriz. Çünkü hatırlatmak isterim izleyicilerimize, geçtiğimiz Mart ayında mahkeme Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında bir tutuklama kararı verdi. Gerekçe de şuydu, işte geçen sene başlayan Ukrayna savaşından sonra, Ukrayna işgalinden sonra Ukraynalı çocukların gayri hukuki olarak cebren Ukrayna'dan Rusya'ya kaçırılmasına yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu bazı deliller vardı. Gerçekliği tartışılır. Bu deliller üzerine Güvenlik Konseyi'nin bazı üyeleri de bu konuda mahkemeyi yetkilendirdi. Ve savcı şu anda İngiliz Ahmet Kerim Han bununla ilgili inisiyatif alarak mahkemeden Putin hakkında tutuklama kararı çıkarttırdı. Şu anda yaşadığımız insanlık dramının
çok daha, hani küçümsemek için söylemiyorum. Oradaki çocuk kayıpları da bizim için çok önemli. Her bir can çok önemli. Ama şu anda yaşadığımız dram, şu anda yaşadığımız zulüm oradan kat kat daha fazla. Buna rağmen mahkemenin şimdiye kadar herhangi bir eylem almamış olmasını açıkçası ben ya hayretle karşılıyorum. Ve ısrarla da bunu da dile getiriyorum. Şimdiye kadar da getirdim. Bundan sonra da dile getirmeye devam edeceğim. Cumhurbaşkanımızın da bunu çok yüksek sesle dile getirmesi ve uluslararası kamuoyunu, yani bütün dünya izledi bugünkü mitingi. Zannediyorum karşılık bulacaktır. Türkiye'nin yanında birkaç devletin de, tabii bunların Roma statüsüne tabi olması da çok önemli. Onu ileride konuşuruz biraz sonra. Ve mahkeme üzerinde bu eğer baskı kurulabilirse mahkemenin de adım atması sağlanabilir. Ve bu yaşanan son saldırıda ki insan haklarını ve savaş suçları emirlerini veren muhatapları kimse, yani mahkeme devletleri yargılamıyor. Bu emirleri veren, yani bu savaş suçlarının sebep olan kişileri yargılıyor. Dolayısıyla burada kim öne çıkıyor? İşte İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant ve Genelkurmay Başkanı Halevi çıkıyor. Onlar çünkü bu konuda askerlere emir verdiler. Bu ihlalleri, bu hukuksuzlukları yapmaları için onlar emir verdi. Onların yargılanması söz konusu olabilir. Bunları takip edeceğiz. İnşallah bu konuda bizim de arkamızda, yanımızda başka devletler de bulunur. Ve mahkemeyi harekete geçirme gücünü ele geçiririz diye düşünüyorum. Peki. Sayın Aydın Nurhan, size döneyim. Bugünkü miting, ilk bölümde bunu konuşalım isterim. Ki Sayın Oruç'tan da bir değerlendirme aldık. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleri... İsrail biz öldürmeyi iyi biliriz diyor ama bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz ifadesi vardı. Yine savaş suçu meselesi de önemliydi. Bu miting uluslararası kamuoyu oluşturulması açısından nasıl bir önem taşır önümüzdeki günlerde? Sanıyorum İstanbul mitingi ki hemen zaten Batı basınında yer aldı. Her şeyin başında bir meydan okumaydı. Bu meydan okuma İslam dünyasında sanıyorum büyük bir yankı bulacak. O önemli. Ve Batı'yı bir kenara bırakalım. İslam dünyasında İslam ülkelerinin yöneticilerine karşı halkta bazı antipatik duygulara yol açabilir. Çünkü kendi yöneticileri yeterince tepki vermiyorlar. Bu önemli bir sonucu olabilir. Zaten yavaş yavaş, mesela Amerikalı birçok yetkiliden ben okudum sözlerini. İslam aleminin de facto lideri diyorlar Erdoğan için. Amerikalılar söylüyor. Şimdi eğer de facto lideri ise İslam aleminin, onların umut bağladığı bir adamsa, kendi liderlerine karşı o zaman bazı ruhlarında bazı gelişmeler olabilir. Bu önemli. Batı dünyasına gelince bu meydan okumanın arkasında bizim bilmediğimiz bir şeyler var gibi. Çok sert konuştu. Büyük bir meydan okumaydı. Haçlı'yla İslam Savaşı. Hazırız. Acaba bilmediğimiz bazı şeyler mi var Batı'da Türkiye aleyhine gelişen? Türkiye hakkında ciddi planlar var. Erdoğan onları gördü. Gördü boynunuzu, hadi buyurun mu diyor. Bu da önemli bir şey. Eğer öyle bir şey varsa, Türk milletine güveniyor demektir. Türk milletine güvendiğinin arkasında, bu milletin yokluğa, sıkıntılara, ekonomik problemlere katlanabileceğine güveniyor demektir. Bu da önemli. Erdoğan gerçek anlamda acaba Türkiye'nin geleceği için ciddi olarak endişelenmeye mi başladı? Ben bunları yani en başta bunları düşünüyorum. Aklıma gelen bunlar. Konuşma çok sert. Çok sert, öyle böyle değil. Ve Batı'da göreceksiniz çok ciddi yorumlar yapılacak.
Başladım. Türkiye batıdan kopuyor mu diye. Ne oluyor, ne bitiyor? Batılılar da şaşıracaklar bu işe, onu söyleyeyim ben. Bu ciddi bir şey. Çok ciddi bir konuşmaydı. Çok ciddiye alalım bu konuşmayı. Peki. Sayın Çınar Özen çok sert bir ton dedi Sayın Nurhan konuşmasında ve bir noktaya dikkat çekti. Aslında ben de o pencereyi açacaktım. Yayın öncesinde editör arkadaşımızla da istişare etme fırsatı bulduk. İşte İslam dünyasında yankı bulacak dedi az önce Sayın Nurhan da. Yani yönetimleri hep konuşuyoruz. İşte yönetimlerin harekete geçmediğini. Ama halklar bir baskı yaparsa yönetimler harekete geçer mi? Aslında belki buradan da bakabiliriz değil mi? Bugünkü mitinge Türkiye'de yani yönetimle halk arasında bir ayrışma yok ama özellikle İslam ülkelerinde işte ki yöneticilere yapılan eleştirileri biliyoruz. İlerleyen günlerde bu miting bir milat olur mu? Yani oradaki halklara da sıçrayıp oradaki halkların yönetime baskı yapması açısından ve İslam dünyasının farklı bir pozisyon alması açısından nasıl bir katkısı olur? O konuda o kadar iyimser değilim Gökhan Bey. Benim sesim tekrar ediyor da onu kesebilirler mi arkadan acaba? Hemen rica edelim arkadaşlardan. Bu mesele nasıl başladı isterseniz bir ona bakarsak yani bir parça daha konuyu daha iyi anlarız. Yani buradaki Hamas'ın bir saldırısı sonrasında İsrail'in ve Amerika'nın bu bölgeyi kontrol etmek için ve Gazze'yi Filistinlilerden tamamen temizleyip İsrail'e katmak için bir operasyon başlattığını görüyoruz. Yani burada yapılan şey son derece orantısız ve gittiği yer de hiçbir şekilde kabul edilemez bir yer. Ve yapılmak istenen şey o kadar korkunç ve o kadar büyük ki yani giderek bunun şiddeti daha artacak, daha kabul edilemez hale gelecek. Yani bu çok büyük bir infial yaratacak. Ve bu gidişatın sonucu, bu ses tekrar ediyor arkadan, çok konuşmak çok zor oluyor Gökhan Bey. Arkadaşlar ilgileniyorlar ama herhalde çözecekler birazdan. Peki. Ya bu işin, bu gidişin sonucu büyük bir ayrışmaya doğru gidecek. Yani bu kaçınılmaz. Yani bu ayrışma eğer bu şiddet bu şekilde artmaya devam ederse ve İsrail'in hani Gazze'de bu katliamlarla oradaki bütün nüfusu, yani büyük bir nüfus yaşıyor. 2,5 milyon insan yaşıyor. Onları Gazze'den çıkarmaya şiddet kullanarak, öldürerek zorlaması bir ayrışmaya gidecek. Yani bu çok net bir şekilde görünüyor. Bir başka şey, yani bu planı tabii biz hep İsrail üzerinden okuyoruz. Ama İsrail bunu kendi başına yapamaz. Yani İsrail'in öyle bir ne siyasi gücü var ne askeri gücü var. Yani buna İsrail'i yapmasına izin veren Amerika Birleşik Devletleri. Onun küçük ortakları var. İşte İngiltere var, Almanya var. Fransa biraz farklı bir yerde durmaya başladı. Yani Fransa'nın içinden çok farklı sesler çıkıyor. Dün yanılmıyorsam eski başbakanları Dominique de Villepin'in bir televizyonda bir konuşması vardı. Çok ilginç. Yani tamamen yani Amerika'dan çok farklı şeyler söylüyor. Biraz Fransa ayrışıyor aslında. Ama Amerika Birleşik Devletleri yani tam merkezinde duruyor bunun. Tabii Amerika Birleşik Devletleri bir seçim dönemine girdi. Bu seçim döneminde Trump'ın arkasında İsrail lobisi var, neokonlar var. Demokratlar ve Biden da yani burada şeyi siyasi alanı onlara kaptırmak istemiyor. Netanyahu da belli ki bundan yararlanıyor. Yani sonuçta Amerika Birleşik Devletleri bu alanı açmış İsrail'e ve İsrail bunu sonuna kadar götürecek. Amerika Birleşik Devletleri de bu saldırıdan bu Doğu Akdeniz ve Orta Doğu bölgesindeki jeopolitik alanı yeniden şekillendirmek için istifade etmek istiyor. Bakın bir uçak gemisini getirdi, Mısır açıklarına koydu. Diğer uçak gemisi de şimdi Basra Körfezi'ne doğru ilerliyor. Yani İki uçak gemisiyle bu bölgeye tamamen gelmiş durumda. Yine hatırlamak gerekir ki bu 7 Ekim olayları öncesinde Türkiye Suriye'nin kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi. Yani bu İçişleri Bakanlığı PKK'nın saldırı girişimi sonrasında Türkiye Suriye'nin kuzeyinde bir operasyon başlattı. CENTCOM'un attığı bir tweet var, sonra geri çekti hatırlarsanız. Yani Amerika Birleşik Devletleri genel olarak bu bölgede bir jeopolitik zayıflık içinde, bunu gidermek için de bunu bir fırsat olarak da görüyor. Yani iki bacağı var diyelim.
Yani İsrail büyük bir katliamla Gazze'yi Filistinlerden temizleyip o bölgeyi ülkesine katmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri de İsrail bunu yaptıktan sonra buraya yansıttı o büyük güçle Orta Doğu'da kendi açısından bozulan dengeleri yeniden kurmaya çalışıyor. Şimdi bu ikisi de Türkiye açısından kabul edilemez. Yani bu ikisinin de sonuçları Türkiye açısından çok olumsuz olur. Gazze ile ilgili mesele, yani bu katliama sessiz kalınamaz, seyirci kalınamaz. Yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylama çok önemli Gökhan Bey. Bazıları onu hafife alıyor, işte bağlayıcılığı yok falan diye. Öyle değil. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi belki hukuken bağlayıcı karar gibi alınıyor ama alıyor, karar alıyor gibi görünüyor ama yani meşruiyetini kaybetti. Siyasi bir meşruiyeti yok o organının. Genel kurulun siyasi meşruiyeti var. Yani genel kurul, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu tür kararlar almaya devam ettiğinde İsrail açısından çok çok daha zor bir durum ortaya çıkacak. Muhtemelen onun için de İsrail askeri operasyonunu hızlandırdı. Yani daha zamana yayabilirdi. Daha kontrollü bir şekilde yapabilirdi. Ama dünya kamuoyunun aleyhine döndüğünü gördüğü için bu genel kurul kararı da çok önemli, hızlandırdı. Şimdi mitinge gelirsek, yani Türkiye'nin yapabileceği aslında şu anda belki de tek şey kamuoylarını harekete geçirmek. Yani hem İslam dünyasında hem de Batı'da. Batı'da da harekete geçti çünkü. Yani insanlar daha yüksek sesle itiraz etmeye başladılar. Yani bu kamuoylarına mesaj vermek gerekiyor. Kamuoyları üzerinden bir etki yaratmak gerekiyor. Ve bu etkiyi İsrail'in üzerine bir baskı olarak yansıtmak gerekiyor. Çünkü bu katliamı durdurmanın tek yolu genel kurulda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oylandığı gibi bir ateşkes. Yani ateşkes sağlanabilirse ancak bu katliam durdurulabilir. Sonrasında bir siyasi süreç başlayabilir. Ben açıkçası bu mitingi böyle okuyorum. Yani bir tür aslında şeyin, yani kamuoyu mücadelesinin bir parçası olarak okuyorum. Ya İslam dünyasında bir şey yaratır, mutlaka bir etki yaratır. Ama İslam dünyasında maalesef özellikle Arap ülkelerinde rejimler, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından rejimler ve liderler büyük oranda kontrol ediliyor. Yani onların bağımsız hareket etme kabiliyeti çok sınırlı, çok çok sınırlı. Halkların da yani o rejimleri değiştirme imkanı, hani Mısır örneğinde gördük. Yani yok denecek kadar az. Yani bugünden yarına orada çok büyük bir değişim olacağını beklemek büyük bir iyimserlik olur. Tabii bu ibretlik bir hani görüntü. Bundan büyük dersler çıkarmak lazım. Ama yani Türkiye'nin yani böyle tarihi kritik bir dönemde hiçbir şey yokmuş, hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmasına yani siyasi olarak mümkün değil. Ve bu tırmanacak. Yani daha tırmanacak. Yani şiddetle daha tırmanacak. Gazze'de öldürülen Filistinlerin sayısı çok daha artacak. İsrail kara operasyonunu yapmaya çalışıyor. Eğer girebilirse Gazze'ye, orada yapacağı katliamlar çok daha büyük olacak. O nüfus aşağı doğru sürmeye çalışacak. Yani dolayısıyla bu bir başlangıç. Türkiye açısından da bir başlangıç. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Ve ilk sinyali verdi. Yani tabii bu Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini bir yol ayrımına getirecek. Yani öyle görünüyor. Yani ama bu bir parça da kaçınılmaz Gökhan Bey. Yani uzun süredir Türkiye, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'ya verdiği desteği, FETÖ'ye verdiği desteği, darbe girişiminin arkasında da Amerika Birleşik Devletleri olduğunu iyi kötü biliyoruz artık bugün. Yani bunları net bir şekilde Türkiye söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'ni uyardı. Kaç kez uyardı? Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin şu yönetiminde yani çok büyük bir özgüven, bir vurdum duymazlık, hani her istediğini yapabileceği, dolayısıyla herkesin, her devletin, her toplumun Amerika'nın siyasi iradesine biat etmesi gerektiğini, sanki böyle bir hani real politiğin gereği gibi görme durumu var. Tabii Türkiye öyle bir devlet değil. Yani Türkiye öyle Amerika Birleşik Devletleri'ne biat falan etmez. Yani PKK ile mücadelesinde de etmez. Etmiyor zaten. Gazze meselesinde de etmez. Peki. Ve bu Amerika-Türkiye ilişkilerinde de bir yol ayrımına doğru Türkiye'yi getirir. Yani görüntü evet. O. 3-4 dakikamız kaldı, reklama Sayın Karataş'a da söz vermek isterim. Sayın Beyazıt Karataş, şimdi konuklarımızın değerlendirmesinde yani
çok sert mesajlar olduğu zaten altı çizildi. Siz bu günkü mitingi, tabii sahada olan biteni de soracağım, uzmanlık alanınıza giriyor biliyorum ama bugünkü miting hem Batı'ya verilen mesajlar hem İsrail'e verilen mesajlar bir baskı unsuru oluşturacak nitelikte mi? Önce Birleşmiş Milletler'in dünkü oylaması, onu da ayrıca konuşuruz ama sonrasında bugün Türkiye'den yükselen bu ton, sert ton mesajlar önümüzdeki günlerde nasıl sonuçlar verebilir bize? Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye olarak başlangıçta Filistin ve İsrail arasındaki bu çatışmaya itidal bir şekilde yaklaştı ve tarafların çatışmaları durdurmasını, ateşkes sağlanmasını, bunların yapılması açısından da üzerimize düşen bir görev varsa bunları da yerine getirmeye hazırız anlamında gayet olumlu bir şekilde yaklaştı. Yaklaşık işte 22. günlü şu anda İsrail-Filistin arasındaki çatışmanın veya Hamas-İsrail arasındaki çatışmanın başlangıçtaki bu itidalli yaklaşma özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın tamamen Türkiye'yi dışlayıcı, Türkiye'nin bu yaklaşımını, daha doğrusu Türkiye'nin herhangi bir şekilde bu coğrafyada bir rol oynamasını istemediği için başlangıçtan itibaren Türkiye'yi bu çatışmanın veya ortaya çıkabilecek olan, herhangi bir şekilde Türkiye'ye düşecek olan görevler açısından ön plana çıkmasını istemedi. Şimdi bunu gayet yakından izledi Türkiye. Sonunda başlangıçtaki yumuşak mesajlar yerini, eğer siz beni oyun dışında bırakırsanız, o zaman ben de oyun dışında kalmanın sonucu olarak başlangıçtan itibaren ve geçmişten gelen tarihi bağlar açısından olsun, siyasi ilişkiler açısından olsun, o zaman üzerime düşen görev açısından kamuoyunun olgunlaşması, sadece bu iç kamuoyunun birlik beraberlik içerisinde bu konuya daha yakından bakması değil, aynı zamanda değerli konuşmacıların da söylediği gibi diğer ülkeler açısından da konuya daha hassas bakmayı gerektirecektir. Ne kadar uzak kalırlarsa kalsınlar, yani bunu önce İsrail'in komşu Arap ülkeleri açısından bakabiliriz, Avrupa ülkeleri açısından, Avrupa Birliği ülkeleri açısından, Batı ülkeleri açısından, yine dünyadaki diğer ülkeler açısından baktığımızda bunun sonuçları açısından bir yere kaçamazlar. Nedenini söyleyeyim. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Biz şimdi Gazze'ye odaklandık, Filistin'le ilgili sorunları yakından takip ediyoruz ama dünyanın öbür ucunda hemen hemen her gün yüzlerce Ukraynalı asker karşı taarruz yapacağım derken ölüyor. Yani milyonlarca insan yerinden yurdundan oldu, binlerce insan öldü. Orada ayrı bir savaş devam ediyor. Burada ayrı bir çatışma devam ediyor. Dolayısıyla şöyle bir konu vardı, onu da belirteyim. Türkiye elinden geldiği kadar başlangıçtaki tutumun yerine kamuoylarını harekete geçirmek üzere, iç ve dış kamuoyu olmak üzere görevini yapmaya devam ederken, aslında komşu Arap ülkelerinin şöyle bir durumu var. Hemen hemen her Arap ülkesinde, İsrail'e komşu olan her Arap ülkesinde binlerce Amerikan askeri var. Üsler tahsis etmişler, uçaklar gelmiş, intikal etmiş ve buradan kalkıp görev yapıyorlar. Örneğin Türk sihasını düşüren Amerikan F-16 uçağı Ürdün'den kalktı. Bu bile aslında bizim Ürdün'le ilişkiler, Amerika ile ilişkiler açısından da kritik bir eşik. Peki. Çünkü Suudi Arabistan'da Amerikan uçakları var, onlar intikallerine devam ediyorlar. Yani şöyle söyleyeceğim, biz onlardan hani böyle Arap ülkelerinden bir hareket bekliyoruz veya onların da kamuoylarını kenara bırakıyorum. Çünkü oradaki yönetimler harekete geçmeli, kamuoyların öyle bir şansı yok orada. Çok az bir kamuoyunun şansı var. Bu görüntü içerisinde Mısır hariç geri kalan ülkelerin herhangi bir şekilde bir aktivite göstermesi söz konusu değil. Peki. O açıdan bu şekilde özetleyebilirim. Peki. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Aranın ardından Gazze özel kaldığı yerden devam edecek. Biliniz ki... Gazze Özel'e devam ediyoruz. Sayın Haydar Oruç, yine bu bölüme sizle başlayalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları üzerinden gidiyoruz. İlk bölümde de mitingi konuştuk. Şöyle bir ifadesi var. Biz burada sadece Gazze'de yaşanan katliamı telin etmekle kalmıyoruz.
kendi istiklalimizin ve istikbalimizin de müdafasını yapıyoruz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi hep biz Gazze özelinde tabii oraya odaklandığımız için o şekilde bakıyoruz ama işte hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem diğer batılı ülkelerin farklı emelleri de olduğunu biliyoruz. Buradan içeriden de zaman zaman eleştiriler işte Türkiye'den, yani daha önce de yapılmıştı, Libya'da ne işimiz var ifadeleri hep kullanılmıştı. Burada da bazı eleştiriler var ama evet. Sayın Cumhurbaşkanı daha geniş bir perspektif çizdi. Aslında istiklalimizin ve istikbalimizin de burada önemli olduğunun altını çizdi. Bu açıdan değerlendirmek gerekirse ne söylemek gerekir? Şimdi sürecin başında hatırlarsanız ilk Biden bölgeye gelip dayanışma ve destek mesajları açıkladıktan sonra bölgeye uçak gemisi göndereceğini söylemişti. Ve hemen akabinde de Cumhurbaşkanımız yaptığı bir konuşmada bu uçak gemilerinin burada ne işi var demişti. Yani ufacık bir Gazze için bu kadar askere, bu kadar uçak gemisine, uçağa ne gerek var dedi. Bu başka bir amaç olsa gerekli. O zaman zaten bu konudaki şüphesini, tereddütünü belirtmişti. Gerçekten de baktığımızda yani işte 40 kilometrelik bir şerit için iki tane uçak gemisi görev grubunun gönderilmesi, ayrıca daha sonra yapılan açıklamalarda önce 2000 sonra 900 asker ve Fellüce kasabı lakaplı bir kor generalin bölgeye gönderilmesi, danışman şeyle, kisvesiyle gönderilmesi aslında niyetlerin sadece Gazze olmadığına yönelik bazı şüphelerin ortaya çıkmasına yol açtı. Türkiye'nin bu konudaki sesini yükseltmesi ve İsrail'e işte yönelik eleştirilerinin de seslendirilmesi, dillendirilmesinden sonra dün ve evvelsi gün özellikle işte uluslararası finans piyasalarında Türkiye'ye yönelik yeniden bir olumsuz hava esmeye başladı. Hatta Cumhurbaşkanımız hatırlarsanız AK Parti şeyinde meclisteki toplantısında bununla ilgili bugünkü mitingde söyleyeceği şeylerin işaretlerini vermişti ve Hamas'ı terör örgütü olarak görmediğimizi, mücahit olduğunu söylemişti. O günden itibaren Türkiye'ye yönelik bir, yani daha önce 2019 yılında yaşamıştık ya, bölgede işte bize karşı kurulan eksenler vardı. Buna benzer bir cepheleşme olduğunu gördük. Zaten Amerika ile az önce Beyaz Paşa söyledi, sözde müttefikliğimiz sürüyor ama bölgedeki çıkarlarımız hiç uyuşmuyor. Suriye'deki olay nedeniyle bizim işte İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırıdan sonra, bölgeye yaptığımız operasyondan sonra Amerika oradaki acil durum uzatmaya karar vermişti ve demişti ki Türkiye'nin buradaki varlığı bizim ulusal güvenliğimize tehdit oluşturuyor demişti. Yani bizim, yani çok tuhaf bir şekilde Amerika 10 bin kilometre ötesinde Suriye'de bizim terörle mücadele yapma gayretimiz ve şevkimiz onların ulusal güvenliğine tehdit oluşturmuş. Böyle bir açıklama yapmıştı. Daha önce de yaşanılan gerginlikler vardı biliyorsun. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar PKK'yı terör örgütü olarak gördüğünü söylese de PKK'nın bir uzantısı olduğu, kendi istihbarat örgütünün raporlarında alenen ortada olan PYD-YPG'ye alenen destek verdi. Hatta bölgedeki müttefiki olarak ilan etti. O günden beri de binlerce tır silah gönderdi bu terör örgütüne. Keza FETÖ terör örgütüne yönelik neler olduğunu zaten biliyoruz. İşte hem iade etmeye yanaşmıyorlar hem de onu da bir terör örgütü olarak görmedikleri gibi beslemeye devam ediyorlar. Dolayısıyla bu çekişmenin yani bir şekilde ortaya çıkması, az önce hocalarım da söylediler, bu kaçınılmaz bir ne derler, meydan okumaya da restleşme. Bu yani belki öteleniyor bir şekilde ama bu yüzleşme mutlaka olacaktı. Öyle ya da böyle olacaktı. Ama Amerika'nın bölgeye gönderdiği uçak gemilerini, işte Hizbullah gibi, İran gibi aktörlerin de savaşa dahil olmaması, çatışmaya girmemesini teminen gönderdiğini söylemesi neydi? İşte bu savaşı sınırlı tutmaya çalışıyoruz. O yüzden de buraya gönderdik bu gemileri dedi ama daha sonra işte Eisenhower'ı Basra Körfezi'ne yönlendirdiler. Onların da aslında niyetlerinin, az önce Çınar Hocam çok güzel söyledi, Orta Doğu'daki değişen düzeni yeniden tertip etmek, yeniden Amerika'nın çıkarlarına uygun hale getirmek gibi bir niyetleri olduğunu görüyoruz. Ama aslında Amerika bugünkü Orta Doğu'nun bu hale gelmesinin de müsebbibi kendisi. Çünkü Çin nedeniyle bölgeden çıktığını kendileri söylediler zaten. Yani Çin'i çevreleme politikalarının gereği olarak buradaki varlıklarını azalttıklarını söylediler. Önce Irak'tan asker çektiler. Daha sonra bölgedeki mesela Suudi Arabistan'daki Patriot bataryalarını falan çektiler. Ve bölgedeki aktörleri kendi başlarına bıraktılar. İran tehdidiyle yüzleşiyorlardı o tarihlerde. İran nükleer anlaşması yapılırken. Ama gördüler ki Amerika'nın çekilmesiyle meydana gelen boşluğu Çin
doldurmaya başladı. Bu konuda da büyük bir rahatsızlık oldu tabii Amerika'da ve hesaplarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldılar. Biliyorsunuz Biden bölgeye geldiğinde, hem geçen sene geldiğinde hem en son geldiğinde biz bir yere gitmiyoruz dedi. Özellikle bunun altını basa basa biz buradayız dedi ve sonuna kadar yanınızdayız dedi. Yani Orta Doğu'dan çekilme, tamamen çekilme zaten olmamıştı. Bir şekilde varlıkları vardı, askeri misyonları devam ediyordu. Ama gördüler ki onlar çekildiği zaman bu boşluk doldurulacak ve bu da onların işine gelmeyecek. Çünkü bölgedeki çıkarlarına zarar veriyor. Aslında bölgede Amerika'nın doğrudan bir çıkarı yok. Yani onu da belirtmek lazım ama Amerika'nın işte müttefiki olarak gördüğü İsrail'in güvenliği veya da bölgedeki dizaynına yönelik beslediği terör örgütlerinin bölgede varlığını, BK'sını sürdürmesi için Amerika'nın varlığı gerekiyor burada. Bu varlığının sürdürebilmesine bahane olarak da işte bu Aksa tufanı saldırısı gerçekten çok kullanışlı bir araç oldu. Ya bunu ben suçlamak için söylemiyorum. Yani ben Hamas'ın kendini savunma hakkına saygı duyuyorum ve süre gelen işgali sonlandırmak için bugün ya da yarın başka dönemde yapacağı saldırılarında ben meşru olduğunu düşünüyorum. Çünkü işgal altında bir toprakta kendi vatanlarını müdafaa ettiklerini düşünüyorum ben. O yüzden bu saldırı aslında bilmiyorlar mıydı diye eleştiriler oluyor biliyorsunuz. Hamas bile bile böyle bir şeyle karşılaşacağını bile bile neden bu saldırıya saldırı yaptı, daha kötü olmadı mı diye yorumlar geliyor. Doğru, haklı olabilir. Yorumlara bu açıdan baktığınız zaman evet öyle görebilirsiniz ama sonuçta yani bizim de yani şey için söylüyorum, eğer Kurtuluş Savaşı'nı vermeseydik, işgal altındaki ordulara karşı biz direnmeseydik bugün Türkiye Cumhuriyeti olabilir miydi? 100 yaşında bir devlet olabilir miydik? Ya bir de bu zaviyeden bakmak gerekiyor. Hamas'ın da kendini savunma hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Ama bunun çok güzel kullanıldığını söylememiz lazım. Cumhurbaşkanımızın bu tespitlerin de bu kapsamda olduğunu değerlendiriyorum. Çünkü yani sadece olay Gazze olayı değil Amerika için. Çınar Hocam'ın tespitine katılıyorum. İşin içinde muhtemelen bu cephe büyüyecek. İşte Hizbullah'ı, belki Suriye'yi, belki de İran'ın da daha sonra dolaylı olarak belki girmesiyle daha geniş bir cephede bu savaşın biz görebileceğiz. Bu da tabii bölgesel bir savaş dışında Türkiye'nin durması çok zor. Çünkü biz hep ne söylüyoruz? Bizim savunma konseptimiz değişti. Biz tehdidi yerinde artık önlemeye çalışıyoruz. Çünkü öbür türlü sınırlarımızın içindeki şeyle mücadele etmek zorunda saldırılara maruz kalıyorduk. O yüzden daha ileride, sınırlarımızın ilerisinde müdafaya başladık. Bu kapsamda da eğer biz buradaki cerahatı atmazsak ya da atılmasına katkı vermezsek o cerahat bir gün ateş gelecek, bizi bulacak. Bu konseptle devam edildiği için, bizim dış politikamızla şekillendirirken bu şekilde düşünüldüğü için zannediyorum burada yaşanan bir çatışmanın bize de sıçrayacağı hesap ediliyor. O yüzden de öne alınmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını ben bu açıdan okuyorum ve bence de doğru bir politika uygulanıyor bu konuda. Çünkü eğer biz de bazı komşu Arap devletlerinin yaptığı gibi kendi kabuğumuza çekilirsek maalesef bu çatışma bizim sınırlarımızın içine taşınması riski var. Bunu önlemek için bence burada müdahale etmek ya da müdahale edeceğimiz sinyalini vermek çok hayati bence bu aşamada en azından. Peki. Sayın Aydın Nurhan, şimdi bir gece ansızın gelebiliriz sözünü de biraz belki açmak gerekiyor. Şimdi bölge ülkelerinin tavrını hep konuşuyoruz. Sayın Devlet Bahçeli de zannediyorum bir hafta önce bu konuya dikkat çekmişti. Bir basın açıklamasıyla birlikte işte Lübnan, Mısır ve diğer ülkelerin de ortak bir paydada buluşması gerektiğini söylemişti. Az önce Sayın Karataş'la konuşurken Mısır hariç diğer ülkelerin devreye girmesi mümkün görünmüyor demişti. Şimdi böyle bir senaryoda Türkiye'nin elindeki seçenekler ne olabilir sizce? Bir gece ansızın gelebiliriz'i Suriye'de söylüyoruz biliyorsunuz. Irak'ta söylüyoruz. Gidiyoruz da. Fakat bu sözü bir başa baş bir göğüsleme olarak düşünün. Bir de Dışişleri Bakanı'nın söylediği garantörlük kapsamında ele alın. Daha önceki televizyonlarda da söyledim. Biz Kıbrıs'ta garantördük. Garantörlük ne gerektiriyor? Askeri güç gerektiriyor. Tek başınıza. Şimdi İsrail'e karşı biz garantör bile olsak bir anlaşmayla, kabul etmez kimse de, olsak İsrail'e karşı tek başına askeri güç kullanıp üstüne mi yürüyeceğiz Türkiye'den Suriye'yi geçip? Bazı Amerikalı komutanlar Türkiye kısa sürede aşar Suriye'yi, girer darmadağın edebilir diyorlar bunu. Çünkü İsrail'in ve Amerika'nın, bir Amerikalı albayın internette dolaşan sözü de var.
bunların komutanları bile diyor gerçek piyade savaşını bilmez diyor. Amerikalı komutanlar, Amerikalı generaller piyade savaşını bilmezler diyor. Gerçek bir topun, füzenin karşısında hiçbir zaman savaşmadılar diyor. Bunu Amerikalı bir albay söylüyor. Şimdi Türkiye becerir. Piyade savaşını biz iyi biliriz. Komutanımın da işte bildiği zafer süngünün ucunda postalla yapılır. Şimdi biz bunları yapabiliriz. Ama sonuçları ne olur? Yani bizim açımızdan da çılgınlık olur. Gerek yok. Şunu diyor Erdoğan, hocalarımızın da söylediği gibi ön almaya çalışıyor. Bir şeyler biliyor Erdoğan. Bazı hazırlıkları anlamaya başladı. Sanıyorum. Ciddi bir şeyler var Türkiye'ye karşı. Bilmediğimiz bir şeyler var. Çünkü bu çok inanılmaz bir tehdit. Yani bayağı meydan okuma Batı'ya karşı. Neredeyse ipleri koparacak şiddette bir konuşmaydı. Türkiye'nin başına bazı kara bulutlar geliyor demektir. Şimdi ben de sizin için tabii bazı bu akşamki program için biraz ev ödevi yaptım falan. İsterseniz birkaç bu konuya değineyim. Bir kere Türk televizyonları çok çok güzel iş yaptı muhabirleriyle. Kesinlikle. Bu tartışma programlarıyla. Ben vaktiyle İncil'i 3 kere okudum. Bu Kur'an-ı Kerim'e saldırılar, İslam'a saldırılar falan. Bir de şunların kitabını okuyayım dedim. Not çıkardım, incelemeler yaptım falan. Orada aklımda kalan bir şey var. Güneş altında söylenmedik hiçbir söz kalmadı diye. Bizim televizyonlarda da gerçekten çok güzel fikirler, yorumlar, bilgilerle söylenmedik şey kalmadı. Orijinal bir şey söylemek kolay değil. Ona rağmen ama ben cesaret edeceğim. Bazı şeyler söyleyeyim. Şimdi sevdiğim bir bizim İslam'da çok güzel hikayeler vardır. En sevdiğim hikayelerden bir tanesi bir adam başka birine, bir gence evlat diyor, biz diyor abdest almayı dedemizin eline su dökerek öğrendik. Senin gibi kitaptan okumadık diyor. Bunu ben Amerika ve İsrail'e uyguluyorum. Bunlar çok genç devletler. Bunların profesörleri var, istihbaratçıları var vesaire. Ama bunlar ruhlarının derinliğinde devleti bilmiyorlar. 1000 yıllık devlet, 2000 yıllık devlet, 3000 yıllık devlet ruhu yok bunların içinde. Gelen bütün bilgiler havada uçuşuyor. Amerika bugün sahipsiz. Amerikan halkı gerçekten sahipsiz. Herkes kendi çıkarının, yabancı devletlerin çıkarının peşinde. Amerika'nın çıkarlarının peşinde çok az insan var Amerika'da. O bakımdan bunu böyle bilmek lazım. Piyade savaşını gerçekten bilmezler. Amerika'da bilmez, İsrail'de bilmez. Bakın Putin, dikkat edin, çok akıllı davrandı. Meskun mahal çatışmasına girmedi. Ona rağmen Rusya'nın, Sovyetlerden kalan dünyanın en güçlü ordusu imajı yerle bir oldu. Şimdi çağ dışı olduğunu herkes gördü artık. Madara oldu o ordu. Bitti. Tabii ki derinliği olan bir devlet kazanacaktır bu savaşı, ayrı. Ama dünyaya rezil oldu o ordu. Ama korktu. Çocukları, kadınları öldürdü diye, kıyamet kopar diye Batı'da cesaret edemedi Meskun Mahal Savaşı'na. İsrail fütursuz. Hiçbir şekilde durmayacak. Çünkü arkasında Amerika var. Uluslararası Ceza Mahkemesi. Biliyorsunuz elinde davalar var, korkuyorlar. Tehdit ediyor Amerika, İsrail. Korkuyorlar, ele alamıyorlar. Putin için kaç? 5 ayda mı karar verdiler? Kısa zamanda. Öbür davalar yıllardır ellerinde ve cesaret edemiyorlar. Düşünün. Bir başka şey, şunu söyleyin Batı'ya. 2 tane soru soralım Batı'ya. Şimdi, eğer dünyada her devlet
Amerika ve İsrail'in yaptığını yapsa, o Batı'nın çok sevdiği law and order, düzen, dünya düzeni ve hukuk, adalet gerçekleşir mi dersiniz? Dikkat edin. Soru bu. İkincisi, İsrail'e sormayalım. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki en büyük sözü, en önemli sözü, İsrail, senin sınırın nerede? Bu soruyu ben Amerika'ya ve Avrupa'ya soralım diyorum. Soralım bakalım, diyelim ki İsrail nerede dursun? Ve hangi noktadan sonra iki devleti tartışalım? Onlar da kabul ediyor ya. İsrail nereye kadar gelince siz durdurmak istersiniz? Sorun bakalım bu soruyu Avrupa'ya, Amerika'ya. Ne noktaya gelince durdurmak istiyorsunuz? Nereye kadar bu hırsızlık devam edecek? Sorun bakalım bu soruyu. Bunlar çok ciddi sorular. Bunlar ikisi de şeriat devleti. Bize şeriatçı diyorlar değil mi? Müslümanlara. Vay şeriata kayıyor, cumhuriyeti bırakıyor laikliği. Ya bunları şeriatçılar yönetiyor. İsrail bir şeriat devleti. Amerika bir şeriat devleti. Evangelistler ele geçirmiş. Yani bunlar hakikaten, ve bakın şimdi şöyle düşünün. Suudi Arabistan'da ben uzun yıllar görev yaptım. Vehhabiliğin başlangıcı, Kur'an-ı Kerim'in kelime anlamıyla yorumu. Şimdi ne oldu? İslam'ın o yumuşak yorumu asırlarca gelmiş, hele ki Türklerle iyice yumuşamış, hoşgörülü, tasavvufla çok daha ilerlemiş. İslam bir anda fanatizme dönüştü. Dönüştürdüler. İki, Amerika'ya yapılan en büyük kötülük, evangelizm denen bir şey çıkardılar. Ne diyelim, bölüm işte, dini bir tarikat diyelim, neyse. Ve neydi kural? İsrail'e hizmet, Tanrı'ya hizmettir. Bizim üzerimizde oynanan oyun neydi? FETÖ ile, bırakın istihbarat servisi falan olmasını, bizim üzerimizde çok daha tehlikeli bir iş vardı. İsrail'e hizmet, Allah'a hizmet. Oraya gidiyordu iş. Ucundan döndürdük o işi. Bir başka şey, korku mudur, iman mıdır? Şimdi iman ile İsrail'e hizmete yönlendirildi Amerika. Millet iman ederek, inanarak hizmet ediyor İsrail'e ya. Bu o kadar önemli bir şey ki, nasıl becerdiler bunu? Bravo, hayretler içinde kalmamız gereken bir şey. Bir bu. İkincisi korku. Terörize edildi insanlar. Eğer İsrail'e karşı çıkarsan antisemitsin. Onun için Erdoğan söyledi, bizim borcumuz yok diye. Bize kimse antisemitizmi yapıştıramaz. Bu da çok önemli. Korku var. İman var. Sonuncusu da, benim bunları böyle alt alta çıkarmamız lazım bilimsel olarak. Sonuncusu da suçluluk duygusu, doğrudur. Suçluluk duygusu, ama suçluluk duygusunda da gene korku var. Almanların mesela suçluluk duygusu var değil mi? Orada da korku var. Çünkü eğer en küçük bir açık verirseniz gene üstünüze çullanıyorlar. O bakımdan şu ana kadar harcandı bozuk para gibi o Holokost. Holokost niçin kötüdür? Holokost bir daha yapılmasın diye lanetlenmiştir. Bugün İsrail'in yaptığını, daha beterini yapıyor. Bunu da düşünmemizde çok önemli fayda var. Son olarak da şunları söyleyeyim ben. Birçok yerde söylüyorum. Thomas Friedman vardır. Amerika'nın çok çok ödüllü bir gazeteci. Imperial overstretch diyor İsrail'in yaptığına. Emperyal güç ötesi yayılma. Çalışmaz diyor. Bu savaşı kazanması, altı cepheli bir savaştır. Bu savaşı kazanması imkansızdır diyor. Aklını başına devşir diyor.
efendim Can Arkuyla var. Deniz okulu, Deniz Harp okulu hocası. İsrail'e kalan dünya, İsrail'in dünyada kalan son sempatisi de yıkılacaktır. Sempati kırıntısı da yıkılacaktır. Bedelini tüm dünyada Yahudiler ödeyecektir. İsrail buna hazır mı? Diyor bu da. O bakımdan bunlar benim toparladığım yabancı basından ve bizim basınımızdan. Son şunu da söyleyeyim. Trump Texas'ta yaptığı bir konuşmada, çok önceleri tabii bu, seçim propagandasında, Texas'ta yaptığı bir konuşmada dedi ki Orta Doğu petrolüne artık ihtiyacımız kalmadı. Onun için dedi, şu anda dedi Orta Doğu'dan çıkabiliriz. İsrail için duruyoruz sadece dedi. Ona da gerek yok zaten dedi. O konuşma biliyor musunuz? Basından hemen kaldırıldı. Joe Biden ne diyor bugün? İsrail olmasa yaratırdık diyor. Çünkü o iyi kaptırdı kendini. Yakasını iyi kaptırdı tabii İsrail'e. İsrail'e ihtiyacı yok Amerika'nın Orta Doğu'da. Ama Erdoğan'ın dediği gibi ne demişti? Boyunlarına yuları geçirdi dedi bugünkü konuşmasında, değil mi? Yani iki tane görüş var. Amerika mı İsrail'i yönetiyor, İsrail mi Amerika'yı yönetiyor diye. Kesinlikle İsrail Amerika'yı yönetiyor. Erdoğan'ın dediği gibi boynuna yuları taktı Amerika'nın. Aldığı gibi götürüyor. Amerika'nın Orta Doğu'da İsrail'e kesinlikle ihtiyacı yok. Bütün Körfez ülkeleri zaten emrindeydi. Hala da emrinde. Peki. Bu kadar da duruyorum ben. Peki. Yine bir reklam arası zamanımız geldi. Aranın ardından yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gazze özel yayınımız devam ediyor. Konuşmaya devam ediyoruz. İsrail'in katliamını ve bugünkü mitingle birlikte verilen mesajları da elbette konuşmaya devam ediyoruz. Yeni gelişmeler de var. Onları da birazdan aktarırız. İsrail diplomatlarını Türkiye'den çekme kararı aldı. Tabii bugünkü miting ve sonrasında gelen tepkiler, hem Batı'dan hem İsrail'den gelen tepkiler, önümüzdeki günler biraz hareketli geçeceğe benziyor anlaşıldığı kadarıyla. Sayın Çınar Özen, şimdi Cumhurbaşkanı mesajlarını hep aktarıyorum çünkü o başlıklar arasında zaten bizim konuşacağımız konulardan önemli ifadeler var. Onlardan biri, ey Batı, siz yeniden bir Hilal Haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? Eğer bu gayretiniz varsa biliniz ki bu millet ölmedi, bu millet dimdik ayakta diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi hep şöyle ifadeler vardı, işte din savaşına çevirmek istiyorlar bu durumu, bu tuzağa düşmeyelim şeklinde bazı ifadeler vardı. Yani baktığımızda aslında İsrail'in böyle bir hedefi, amacı olduğunu görüyoruz, değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı da buna dikkat çekiyor. Ne dersiniz? Şimdi Gökhan Bey, ben Sayın Büyükelçinin bazı tespitlerine katılmıyorum. Yani oradan başlayarak konuyu buraya getireyim. Yani İsrail Amerika'yı kontrol ediyor, boynuna tasma taktı, onu yönetiyor dediğimiz zaman hani biraz Amerika'yı zavallılaştırıyoruz. Hani şeytan İsrail, hani Amerika aslında hani o kadar da güçlü değil. Hani bir oyuncak. Ya ben hiç o fikirde değilim. Yani tam tersi, ki Sayın Cumhurbaşkanı da konuşmasında onu söyledi. Bak seni kullanıyorlar dedi İsrail'i. Hani bırakır giderler, orada Arap Denizi'nin içinde bir damlasın. Ondan sonra yine bize muhtaç kalırsın. Yani bizim merhametimizi tüketme dedi, hatırlıyorsanız. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da öyle görmediği belli. Bakın Amerika'nın perspektifi şöyle. Şimdi Wolford diye bir realist yazar var. Bence onun önemli bir makalesi var. Akademik bir makale. Yani bir gazete köşe yazısı değil. O akademik makalede Amerika'nın Soğuk Savaş sonrası tek kutupluk stratejisini anlatıyor. Diyor ki tek kutupluluğu korumak için çok daha aktif olmalıyız. Daha fazla güç kullanma eğiliminde olmalıyız. Tek kutupluluğu korumanın yolu, çünkü dünya sistemini alt bölge sistemlerinden görüyor. Alt bölgesel sistemlerdeki potansiyel bölgesel güçleri önlemekten geçer diyor. Yani hiçbir bölgede bir bölgesel güç çıkmasına izin vermemeliyiz. Bunun için de bölgenin içindeki tarihi anlaşmazlıkları, uyuşmazlıkları kullanmalıyız.
Yani bölge içindeki devletleri kafa kafaya çarpıştırmalıyız diyor. Şimdi Orta Doğu bölgesi yani küresel bir güç iddiasında olan bir hegemon güç için en önemli bölge, çünkü enerji kaynakları burada. Ya burayı kontrol etmeden dünyayı kontrol etmesine imkan yok. Ya o yüzden bu bölgeyi kontrol edebilmesi için çok kullanışlı bir aygıt İsrail. Yani bu tabii dinle de ilgili bir parça ama yani bu işler biraz daha fazla yani materyal meseleler üzerinden gelişiyor. Yani İsrail'i bu bölgede tutarak, İsrail'i bu bölgede güçlü tutarak Orta Doğu'da bir birliği sağlamayı önlüyor veya Orta Doğu, İsrail'in gücüyle bazı şeyleri dengeleyebiliyor. Tabii şu son gelişmeler şöyle, Amerika'nın çok arzu ettiği gelişmeler değildi, onu söyleyeyim. Yani şeye katılmıyorum, Amerika Birleşik Devletleri planladı, yapıyor. Ben onu da söylemek istemiyorum. Amerika Birleşik Devletleri sürüklendi bu işin içine. Yani ben bu işlerin arkasında İran'ın olduğunu düşünüyorum, bu planlamanın. Amerika Birleşik Devletleri tam tersi İsrail ile Suudi Arabistan'ı yakınlaştırmak istiyordu. İşte o İbrahim anlaşmalarıyla. Ama Amerika Birleşik Devletleri de bu süreci, yani başladı bu süreç artık, bazı şeyleri düzeltmek için kullanmaya niyetli. Yani çok büyük bir güç projeksiyonu var bölgeye. Sayın Paşam belirtti, bölgede Amerikan üsleri var. Suudi Arabistan'da hava üssü var. Katar'da hava üssü var. Bahreyn'de deniz üssü var. Bakın o Eisenhower uçak gemisi Bahreyn'e gidiyor. Yani bölgeyi zaten hani belli ölçüde kontrol edemiyor. Edemediği en kritik yer Türkiye. Yani Türkiye'nin davranışlarını kontrol edemiyor. Yani niye PKK'ya destek veriyor? Wolford'un makalesi açıklıyor. Yani Türkiye'yi bölgesel bir potansiyel güç olarak görüyor. Ve tarihsel Türkiye'nin içinde kırılma yerlerini destekleyerek Türkiye'yi zayıflatmaya çalışıyor. Yani İsrail'i de Türkiye'ye karşı kullanabilir. Yani kullanmak isteyebilir. Yani çünkü yarattığı bir aygıt. Şimdi bir gece ansızın gelebiliriz meselesine gelince de ya ben konuşmayı dikkatlice dinledim. Hani Sayın Cumhurbaşkanı onu İsrail'e söylemedi. Yani zaten yani daha yeni başladı tırmanma. Yani ilk gün ilk konuşmada daha mesele başlar başlamaz hani sanki güç kullanabiliriz gibi bir açıklama zaten beklenmez. Yani Türkiye'nin şu anda bu Gazze meselesine yani askeri bir kuvvetle müdahil olmasını hani kimse beklemez. Yani Türkiye'de böyle bir şey planlamıyordur şu aşamada. Yani şurada bu aşamada yapılmak istenen şey daha çok kamuoylarına mesaj. Yani bir tür kamuoyu mücadelesi var ve Türkiye'nin konumlanması, yani siyasi olarak konumlanıyor Türkiye. Tarafını belli ediyor. Bakın Güvenlik Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylama da bir tür herkesi konumlandırdı. Yani dünya bir siyasi konumlanmaya ve taraf seçmeye doğru gidecek yani bu sürecin içinde. Ve Türkiye tarafını net bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla belli etti. Ama bu hani işte güç kullanırız, işte oraya asker yollarız, Suriye'nin üzerinden geçeriz falan. Yani böyle bir ben ima olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Yani zaten yani bu çok daha devam edecek. Yani böyle bir günlük, iki günlük bir mesele değil. Bir mücadele. Yani mücadelenin ilk gününde öyle bir imada da bence bulunulmaz. O Suriye ile PKK ile ilgili söyledi onu Sayın Cumhurbaşkanı. Devamını da öyle getirdi. Ama tabii Türkiye bölgede yani kuvvet kullanmaktan çekinen bir devlet de değil. Tabii İsrail gibi kullanmıyor. Askeri hedeflere kullanıyor. Ama şu aşamada hani Gazze meselesine askeri olarak müdahale olmasını beklemek yani çok gerçekçi bir yaklaşım değil. Yani benim tespitim bu. Peki. Sayın Beyazıt Karataş, artık sahada olan biteni de biraz konuşalım. Şimdi dün gece ağır bombardımanlar, hatta 7 Ekim'den bu yana en ağır bombardımanlardan birini, hatta birincisini gerçekleştirdi İsrail. Havadan bombalıyor ama lokal olarak karadan da girip müdahale ettiğine dair haberler gelmişti. Yeni bir aşamaya geçtik açıklaması geldi İsrail ordusundan. Nedir bu yeni aşama? Kara harekatı, topyekün bir kara harekatı hala bekleniyor mu? Çünkü hep konuşulan bir konu ama İsrail bir türlü o harekatı başlatamadı. Ne dersiniz? Harekatın, daha doğrusu çatışmanın başlangıcından itibaren dikkat ederseniz bir bölgeye yoğunlaştı. Yani Gazze'nin kuzey şeridine doğru yoğunlaştı. Aslında İsrailli yetkililerin hep başından itibaren açıkladığı sınırların değişmesini söylemesi, işte askerlerine İsrail Savunma Bakanı'nın söylediği gibi herhangi bir kuralın olmadığını söylemesi, Gazze'yi haritadan sileceğiz anlamındaki böyle o ilk şoku yaşadıktan sonraki açıklamalar. Bunun arkasından biz şöyle izledik. Evet, kuzey bölgesine doğru yoğunlaştı. Hem karadan, hem havadan, hem de fırsat oldukça
zaman zaman da denizden olmak kaydıyla diğer bölgelere de, yani Orta Gazze'de veya aynı şekilde güney bölgelerinde de bir yoğunlaşma oldu ama bunun sonucunda tahmin ettiğimiz gibi zaten harekatın veya yoğunlaşmanın da belirtileri olarak İsrail güçleri zaman zaman, yani belki 3 veya 4 oldu şu ana kadar basına yansıyan veya 5 civarında kısa süreli giriş çıkışlar yapıyor. Çünkü böyle meskun mahal dediğimiz, yani şehir savaşı diye geçiyor ama o coğrafyada canlı bir yaratık bırakmamak üzere hastaneler, ibadethaneler, hatta şöyle söyleyeyim mülteci kampları dahil olmak üzere amansız bir şekilde bombalayarak aslında önümüzdeki dönem içerisinde hiçbir canlının kalmaması, kendi harekatını etkileyecek olan hiçbir şeyi bırakmayacak şekilde, yoğun bir şekilde intikam hırsıyla hareketine devam ediyor. Sorduğunuz soru şöyle. Kara harekatı henüz başlamadı. Kara harekatı öyle bizim düşündüğümüz anlamdaki gibi böyle girmeler, çıkmalar, bunların hepsinin askeri literatürde çeşitli adları var. Buna ateşle keşif, örneğin zırhlı araçlarıyla, tanklarıyla kısa bir süre için girip çıktı. Tank taraması veya bunun amaçlarından bir tanesi hep keşif, gözetleme, istihbarat. Zaman zaman önüne çıkan fırsat hedeflerini tarif etme. Hamas'ın, daha doğrusu Kassam Tugaylarının yapabilecekleri hamlelerin tahmin edilmesi, en çok korktukları tünellerle ilgili bu keşifler sırasında ortaya çıkabilecek belirtiler. Sadece kuzeyden değil, harekatı yaparken muhtemelen aynı şekilde doğudan da bir bölgeden bir girme değil, bir iki bölgeden de şaşırtmak için, aldatmak için belki kuzeyden yapacağı bazı girme faaliyetlerini doğudan yapacak faaliyetlerle destekleyerek belki siklet merkezi dediğimiz harekatın bir yönünü şaşırtmak için. Çünkü Kassam Tugaylarının bu savunmada gösterecekleri direnci çok tahmin edemiyorlar. Nedeni de biraz önce meskun mahal veya şehir savaşı dedim ama bütün bu yoğun bombardımanın sonucunda ortaya bir enkaz çıktı. Enkaz, yığın çıktı. Burada şehir falan kalmayacak şekilde insanları da canlıları da öldürmeye ve kaçırmaya devam ettiği sürece karşımızda meskun mahal veya enkaz mahalli diye bir bölüm var şu anda. Ve ona doğru da devam ediyor. Acelesi de yok. Şimdi bunların hepsi İsrail'in alışık olmadığı, hatta şöyle diyeyim alışık olmadığı derken, geçmişte de Gazze'ye giriş çıkışlar yaptı İsrail. Uzun süreli kalmadı. Çeşitli kontrol noktaları veya temas noktaları oluşturdu ama böyle işgale dönecek olan bir faaliyet içerisine girmedi. Ve bunda da aslında direnişle karşılaştı, kayıplar da verdi. Şimdi bu olayda ise çok daha iyi hazırlanmış olduğunu değerlendiriyor Hamas'ın, Kassam Tugaylarının. Nedeni bir kere biraz önce de konuşmalar sırasında da gündeme geldi. Şahsi görüşümü belirtmek istiyorum. İsrail güvenlik güçleri Hamas'ın, Kassam Tugaylarının bu şekilde bir taarruza geçeceğini beklemedi. Genelde bu beklememe olayı şu şekilde oluşur. Bir kere kibirli ülkeler, kendini dev aynasında gören ülkeler ve bir müddet sonra artık gücünün zirvesine ulaştığını değerlendirerek asimetrik güçler açısından karşı tarafı küçümsediğinde bu tür hatalara düşebilirler. Bunun bir benzerini 11 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri de yaşadı. Çünkü çoğu kişi film çevriliyor zannetti İkiz Kuleler düşerken. Çünkü şunun için söyleyeceğim, Amerika Birleşik Devletleri daha sonra o kadar çok değişiklik yaptı ki, teşkilat değişiklikleri, kanun değişiklikleri, gümrükte değişiklikler, hatta savaş başlattı. Afganistan ve Irak üzerine de savaşlar başlattı. İsrail'de de aynı şekilde gafil avlandılar. Şimdi hesaplaşma, çatışma sonrasına kaldı. Teşkilat değişiklikleri olacak, istifalar olacak. Bu arada Netanyahu hepimiz suçluyuz anlamında böyle bir açıklama yaparak suçu yaymaya çalışıyor. Ama yönetimin başı suçludur. Siyasetçiler genelde hatalarını bürokratlarına veya yönetim altındaki kişilere yaymaya çalışırlar ama Netanyahu bunu yaymaya çalışıyor. Netanyahu ile sonradan zaten iç hesaplaşmalarını yapacaklar. Şimdi hesaplaşma günü değil anlamında harekat devam ediyor. Tekrar Gazze'ye dönüyorum. Şimdi İsrail bir moral bozukluğu içinde bu çatışmaya, savaşa başladı. İkincisi siyasi
bir istikrarsızlık içinde başladı. Hukuksal olarak biraz önce değerli konuşmacılar da belirtti. Askeri olarak askeri suç, savaş suçları var. İnsani suç işliyorlar. Uluslararası hukuka aykırı davranıyorlar. Ve katliam ve soykırıma giden görüntüler içerisinde harekatına devam ediyorlar. Şimdi bu siyasi olarak başlayan ve askeri olarak da devam eden bu moralle beraber, iç sıkıntıyla beraber devam eden olayda biraz önce anlattığım meskul mahal, şehir savaşı veya ben bir tabir daha ekledim ona. Bu kadar yıkımdan sonra biraz onu vurgulamak için enkaz mahalli. Yani enkaz içerisinde savaş da ayrı bir tehdit olur bu bölgeye girecek olan silahlı kuvvetler için. Onun için bu sıkıntıları dikkate alarak şöyle bir şey daha var. Sadece güç açısından buraya daha önce de görüldük, birkaç gün öncedir devam ediyor. Bu girmeler, çıkmalar, keşif faaliyetleri, tank, zırhlı araçlarla piyadeleri veya özel kuvvetleri destekliyorlar ama şimdi buradaki insanları buradan kovmaların amacı işte biraz önce bahsettiğim kendilerine tehdit teşkil edebilecek. Çünkü onlar her Hamaslıyı, yani her Filistinli'yi düzeltiyorum, Hamas ve Kassam Tugay'ı savaşçısı olarak görüyorlar. Dikkat edin, Gazze şeridinde açıkta insanlar silah taşımazlar. Dolayısıyla ne yaparsanız yapın, ne kadar istihbaratınız güçlü olursa olsun, ne kadar içeride köstebek olursa olsun, Kassam Tugayların içerisinde görev alabilecek olan sivilleri göremez. O nedenle hastaneler bombalanıyor, sivilleri sürmeye çalışıyorlar. Bu insanların gidecek yeri yok. Yani güneye doğru kaçmaya çalışıyorlar, orada da bombalanıyorlar. Onlar için, İsrail için ayaklarına dolaşan bir tehdit olduğu için buradaki masum insanları bombalıyorlar. Diğeri rehineler konusu var. Öyle veya böyle başlangıçta rehineler bir pazarlık konusu yaratmayacak diye bir açıklama yaptılar ama görülüyor ki peyderpey bırakılan rehineler ve arkasından Amerika'nın yapmış olduğu açıklamalar, Batı'nın da yapmış olduğu açıklamalarda rehineler konusu gündeme geliyor. Çünkü farklı milliyetten insanlar Hamas'ın elinde, Kassam Tugayların elinde rehin olarak bulunuyor. Bunlar da çok önemli olarak gözükmemekle birlikte aslında kendi iç kamuoyları açısından onları rahatsız ediyor. Ve can alıcı nokta. Tünellerle ilgili henüz ellerinde çok ciddi planları olmadığını görüyorum. Çünkü öyle veya böyle geçmişte Hamas'ın ticari olarak, aynı şekilde Gazze şeridine giren emtialar olarak, çimento olarak, buna benzer olarak paraların transferleri, diğer ülkelere kolayca seyahat etmeleri falan gibi konularda İsrail'in daha önce Gazze'ye yapmış olduğu harekatlar sırasında yine aynı şekilde yıkımlar veya buna benzer görüntüleri, hatta fosfor bombaları kullanması, parça tesirli bombalar kullanması dahil olmak üzere aynı faaliyetlerden sonra Gazze yine ayağa kalktı. Şimdi dolayısıyla bu tüneller konusunda tereddütteler. Ne yaparsa yapsınlar, tünellerle ilgili olarak karşılarına nasıl bir tehlike çıkacağını bilmiyorlar. Şimdi bu tür şehir savaşlarını yapan ve almaya kararlı olan ordular zayiatı göze alırlar. Belki Kassam Tugayları abartıldığı kadar bir tepki gösteremeyecek. Belki üstün güçle havadan ve karadan yapılan izlemeler, gözlemeler ve buna benzer şeylerle sivil halkın içerisinde yaşadığını belirttiği kişilerin yılgınlığı, Hamas'ın askeri ve idari olarak bir çöküş içerisinde sokmayla ilgili bir faaliyetlerdir bunlar da aynı zamanda. Bütün bunlar ne olursa olsun yine de İsrail'in baskına uğraması, o baskına uğramasının moral bozukluğu ve çöküntüsünün üstüne bir de Gazze'de uğrayacağı kayıpları dikkate aldığı zaman aslında sıkıntıya düşürüyor. O nedenle de sabırlı. Zaten abluka altına almışlar. Her gün 400-500 Filistinli'yi öldürüyorlar. Katliama uğruyorlar. Bunlardan geriye adım atmadan, elimizde de fırsat geçmişken taş üstünde taş bırakmayacak şekilde devam edelim. Az kayıpla yapabileceğimiz, aynı zamanda karizmamızı ayaklar altından kaldırıp yukarıya taşıyabileceğimiz bir ortam olması açısından bu değerlendirmeleri yapıyorlar. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak gemileri desteği, amfibi hücum gemileri desteği, yine bu gemilerin yanındaki diğer hücum ve destek gemileri, ilave uçak intikalleri Körfez ülkelerindeki üslerine ve konuşlanmış olduğu yerlere, yine ilave asker takviyeleri, hatta bir ara çıkmıştı hatırlarsanız 2000 Amerikan askeri İsrail'e gidecek. Bunlar sadece koordinasyon,
idari işlemler ve medikal konularda, yani sağlık konularında görev yapacaklar diye belirtilmişti. Şu anda ne kadar özel kuvvetler Amerikan askerinin içeride olduğunu bilmiyoruz. Yine koordinasyon için gelen o Feluce kasaba olarak adlandırılan Korgener geri döndü. Yaptığı açıklamada ben bana verilen görev neticesinde tecrübemi İsrail yetkililere aktardım. Onlar egemen bir devlet, kararlarını kendileri verecek dedi. Şimdi kararlarını kendini verecek derken, şu anda bir uçak resmiyle arka fonda kullanıyorum ve Gazze'de bombalanmaya devam ediyor. Bütün bu atılan bombaların hemen hemen %90-95'i Amerikan üretimi bomba. İsrail 3 veya 4 çeşit bombayı kendisi üretebiliyor. Daha doğrusu üretme ihtiyacı hissetmiyor. Şimdi 20 bin diyelim bomba attınız, işte tonlarca bomba attınız. Bir hava köprüsüyle 3. 4. günden itibaren Amerikan nakliye uçakları her türlü mühimmatı İsrail'e taşıyor. Bunu 67 savaşında da yaptı. 73'te. Hele hele 73 savaşında İsrail dizlerinin üstüne çökmek üzereyken hava köprüsü İsrail'i kurtardı. Yani bu konuda da İsrail atıyor, yani insanların üzerine binlerce bomba atıyor. Şimdi bu bombaları bir cephanelikte veya böyle futbol sahalarına koyun, sığdıramazsınız. O nedenle atılan burada ortaya çıkan görüntü, dediğim gibi biraz önce bahsettiğim katliam ve soykırıma giden görüntü. Şimdi İsrail'in amacını değerli konuklar ve daha önce yapılan yorumlarda da hep belirttik. Gazze şeridinde Filistin'i istemiyor bir kere. Yani onun çünkü karbon yataklarıyla, Akdeniz'de kıyı şeritleriyle olsun, Doğu Akdeniz'de Amerika Birleşik Devletleri'nin planları içerisinde olsun, bunların ayrı bir yere koyuyorum. Yine aynı zamanda Batı Şeria'da da Filistin'i istemiyor bunlar. Şimdi biz diyoruz ki Kassam çıktı, bir taarruz yaptı. Hatta duvarları aşmak için, duvarları aşmasın diye toprak altına inen engeller de yaptı İsrail bu çitleri, duvarları yaparken. Ama paramotorla, paratrikiyle, havacı olma nedeniyle paratrikiyi duymamış olabilir bizi izleyenler. Paramotor aşağıda tekerleri olmayan, iniş takımları olmayan hava vasıtası ve tescilli bir hava vasıtası. Paratriki ise, dikkat ederseniz tekerleri var, iniş takımları var yani, iki kişi taşıyor. Ve yamaç paraşütünün genişliğine göre kullanılıyor. Bunlarla aşarak öbür tarafa geçtiler ve ne akla hizmetse Gazze şeridine yakın bir festivalin yapılması bile ayrı bir aymazlık. Bütün bunların sonucunda Batı Şeria'da da herhangi bir Filistin'in istemediğini söylemiştim. Bu baskın sonrası kendilerine hak görerek Gazze şeridinde taş üstünde taş bırakmayacak bir fırsat yaratarak İsrail saldırıyor ama Batı Şeria'da da yılda 350 kişi ölüyor yaklaşık. Yerleşimciler geliyor, Filistinli'ye karşı evini boşalttırıyor, karşı gelirse vuruyor, sorgu sual yok, mahkeme yok. Yani şimdi bunun cevabını İsrail veremiyor. Hamas, Hamas diyoruz. Evet, Gazze şeridinin sorumlusu Hamas. Ama Batı Şeria'da Filistin yönetimiyle ilgili konularda da İsrail acımasızca davranıyor. Bakın yıllardır Mescid-i Aksa'da doğru dürüst namaz kılamazlar. 50 yaş üzeri diye kısıtlama getirirler. Durup dururken provokasyon yapıp biber gazı sıkıp kalabalığı dağıtmaya çalışırlar. Bir de bunu şöyle bağlayayım. Eğer ilave sorunuz olsa, bu kara harekatının son durumunu bahsettim. Neden bekliyorlar, neden gecikiyor, neden zorlukları var anlamındaki görüntüleri söylerken, Amerika Birleşik Devletleri, hatırlayacaksınız, bu arada Suriye'de ve Irak'taki Amerikan üslerine, bu konuyu bağlayacağım ama onunla da bağlantılı olduğu için bu cümleye giriş yapmak ihtiyacı hissettim. İşte 21 askerimiz yaralandı, bir taşeronumuz, kontraktörümüz öldü diye bir açıklama yaptı. O nedenle biz de karşılık olarak buradaki İran destekli milislerin de bulunduğu, işte Suriye'nin doğusundaki olarak değerlendirdiği üslere, halbuki Şam Meydanı, Uluslararası Havaalanı, Halep Meydanı, zaman zaman başka yerleri de İsrail zaten bombalayarak İran destekli milislerin olduğu yerleri de söylüyorlar. Bakın Amerikalı sözcü açıklama yaparken nasıl hile yapıyor. 21 asker derken, bir kontraktör derken, bunları 16, 17, 18
Ekim 2023 tarihlerindeki saldırılara bağlayarak açıklama yaptı. İşte Irak'taki Aynel Esad üssü ve Suriye'deki Altaf üssü dedi. Ben hemen söylüyorum. Mart 2023 tarihinde Altaf üssüne, Suriye'deki Altaf üssüne yapılan saldırıda o kontraktör öldü. Mart 2023 ve 7 askeri de orada yaralandı. 21-7-14, bir de kontraktörü de çıkartıyorum, tamam mı? 13. Yani böyle şeyden gülüyorum çünkü onların açıklamasını direkt alıp yayınlayarak sanki Amerika Birleşik Devletleri kendine yapılan bir saldırıya bahsettiği gibi nefsi müdafaa yaparak buradaki yerlere taarruz yaptım. Hayır değil. Onları sindirme, yani başka bir cephe açılmaması, İsrail'in bu özellikle İran destekli olan milisler ve Lübnan'daki Hizbullah veya başka unsurlar dahil olmak üzere baskı uyguluyor. Can alıcı noktası şu. Cumhurbaşkanı da bahsetti, ondan önce de AKP sözcüleri de bahsettiler. Hatırlayacaksınız. Buradaki çatışmadan Türkiye'nin uzak kalması mümkün değil. Nedeni şu. Çünkü siz bir terör devleti, garnizon devlet, PKK devleti kurmaya kalkarsanız, Kürt devleti kuruyorum veya Kürtleri destekliyorum anlamında genelleyerek, bu şemsiyenin de arkasına saklanarak ve PYD, YPG'yi, SDG'yi terör örgütü olarak kabul etmezseniz, buradaki çatışmanın yansımalarını Suriye sahasında Türkiye'yi etkileyecek, şımaracak çünkü PKK. Aynı şekilde Irak'ın kuzeyinde etkileyecek. Nedeni şu, diyor ki şimdi PYD, YPG, biz Suriye'de ve Irak'ta İran güçlerine karşı savaşmaya hazırız diye açıklama yapıyor sözcüleri. Şimdi bunları ben yaklaşık 10-15 gün önce söyledim ama işte yansımasını 2-3 gün içerisinde PYD, PKK, PYD, bu sefer taşeron, piyon örgütler olarak hemen sahaya inerek Amerika'nın bu desteğini görünce şımarıyorlar. Yine bizi ilgilendiren can alıcı nokta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimiz. Hatta Yunanistan şımarıyor. Şimdi Rusya açıklama yapıyor. Bir hatırlatma yapıyorum diyor. Füzelerim diyor, Akdeniz'deki gemilerin menzilini kapsıyor diyor. Tarsus'ta deniz üssü var. Laskiye'de asker ve hava gücü var. Aynı zamanda sahada da azalsa da başlangıca göre askeri gücü var. Değerli konuşmacılar da söylediler. Savunma hiçbir zaman sınırlara düşman geldiği zaman yapılmaz. İleriden savunma yapacaksınız. Rusya ileriden savunma yapıyor. İran ileriden savunma yapıyor. Türkiye terör koridorunu keserek ileriden savunma yapıyor. Yani savunmayı sınırlarınıza gelip nöbet kulübesine saldırıya geçene kadar değil, Gazze'den, Afrika'dan, bakın biraz daha Libya'dan, Karabağ'dan, Orta Asya'dan, oralardan kendinize bir tehdit gelecekse savunmanızı buradan yapmak zorundasınız. Cümlemi şöyle bağlayacağım. 11 Eylül saldırılarına uğrayan Amerika Birleşik Devletleri, arkasına birçok böyle haberimiz vardı, işte istihbarat örgütlerimiz falan var diye, aynen 7 Ekim'deki İsrail benzeri bir onun sonucunda şöyle bir görüntü oluştu. Dediler ki biz hiç beklemedik. İki okyanusla çevriliydik, kale gibi sırtımızı dayamıştık ama saldırıya uğradık. O zaman şöyle yapalım dediler. İşte bu biraz önce bahsedilen bölgedeki, yani ilgi alanındaki bölgelerdeki unsurları harekete geçirerek çatışma ortamı yaratmak, bu çatışma ortamını bir arenaya çevirmek. Suriye sahasında bunu çok güzel uyguladılar. Binlerce yabancı savaşçı Suriye'ye geldi. IŞİD'i yarattılar. Yine aynı şekilde buradaki PKK'nın bir devletçiye, garnizon devlete dönüşmesi konusunda aynı şekilde Amerika'nın bu 11 Eylül saldırıları sonucunda ortaya çıkan başka bir politikası. Biz onlara bir arena bulalım. Enerjilerini orada sıfırlasınlar. Bizim de planlarımıza uygun çatışmaya girsinler. Sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni bu tehlikeden uzak tutalım. 10 bin kilometreden ileriden savunma da budur. Ukrayna, Rusya'da NATO'nun gelişmesi de ileriden savunmadır. Dolayısıyla ben başından itibaren savunuyorum. Şimdi ne işimiz var burada diyerek sade bir şekilde kenara çekilemeyiz. Ama değerli katılımcılar da biraz önce belirttiler. Bir gece ansızın gelebiliriz de yorumlayarak Gazze'ye asker göndermemiz veya Filistin'e yardıma asker gitmemiz anlamı da değil.
Bunun siyasi boyutu, askeri boyutu, ekonomik boyutu, bütün bu boyutların, milli güç unsurlarının değerlendirilerek bakılması gerekiyor. Her şey adım adım. Örneğin Türkiye'ye düşecek bir görev olursa önce siyasi yönüyle, başka türlü herhangi bir şekilde, şu anda gerçi o köprüler yıkıldı, garantörlük, arabuluculuk konularının hepsini geçtik artık, farklı boyutlara gelecek ama en azından bu işe soyunan devletlere destek verme açısından Türkiye sahaya inebilir. Yine Amerika Birleşik Devletleri'ne de son söz olarak şunu söylüyorum şahsi düşüncem olarak. Daha önce de 2 yıl askeri afişelik yaptığım için 2003-2005 ve tezkere sürecinden sonra ve çuval olayından sonra Amerika'da bulunmam nedeniyle çok böyle şahsi bir yaklaşım olacak ama Amerikalılara gıcık kapıyorum. Kendilerini çok zeki zanneden Amerikalıların aslında zaman zaman elime fırsat geçtikçe de aşağılıyorum. Türkiye'siz bu coğrafyada herhangi bir işe kalkıyorlarsa eğer başarısız olurlar. Eğer süreç içerisinde başka askeri konularla ilgili hususlar gelirse onları da değerlendirmeye çalışırım. Peki, çok teşekkür ederim. Şimdilik burada özetliyorum efendim. Çok sağ olun Sayın Karataş. Sayın Haydar Oruç, şimdi Kara Harekatı neden gecikti? Günlerdir konuştuğumuz konu bu. İsrail ordusundan yapılan bir açıklamada dün şu dendi: rehineleri geri getirme konusunda kararlıyız. Şimdi konuklarımız da belirtti az önce, bir prestij kaybı var zaten Aksa Tufanı operasyonu. İşte zaten iç karışıklık da, siyasi karışıklık da vardı İsrail'de. Bir de şimdi rehine konusunda bir aksi bir durum olursa bu kamuoyundan da çekiniyor olabilir mi? İsrail Kara Harekatı'nın bu kadar gecikmesinin nedenlerinden biri bu olabilir mi? Şimdi İsrail toplumu askerlerinin ölü ya da canlı, bedenleri ölmüş olsalar bile geri alınması konusunda çok hassas. Bunu daha önceki girilen mücadelelerde işte kaçırılan askerler konusunda gördük. Biliyorsunuz en son Gilad Shalit 2011'de rehine takası oldu. Bir kişi, bir askere karşı binden fazla Filistinli hapishanelerde, o İsrail hapishanelerinde Filistinli salıverildi. Daha önce de mesela ölü askerlerin cenazelerinin alınması için büyük tavizler verildi. Bu konuda İsrail toplumu çok hassas, gerçekten hassas. Şu anda da işte başta ilk Aksa Tufanı'nın vermiş olduğu prestij kaybı ve yenilmişlik duygusuyla çok fazla şey yapılmamıştı ama geçen haftadan itibaren takip ediyorum. Tel Aviv'de özellikle rehinelerin aileleri başta olmak üzere tekrar, başta Netanyahu olmak üzere hükümete yönelik protestolar başladılar. Bugün de vardı mesela. Bugün akşam Netanyahu bir toplantısı yaptı. Orada mesela bu konuyu da gündeme getirdi. Hatta Savunma Bakanı da demiş, yani rehineleri kurtarmak ikinci önceliğimiz değil. Yani toplumdan yükselen sesler nedeniyle aslında Hannibal protokolünü tekrar devreye aldığı söylenmişti. Yani rehineyi kurtarmak öncelikleri değil diye söylenmişti ama İsrail biraz farklı bu konuda. Belki hatırlayacaklardır, Lübnan'dan çekilmesi bile işte düşürülen helikopterden sonra rehin alınan askerlerin geri alınmasıyla yönelik toplumda ortaya çıkan yüksek sesler ve protestolar nedeniyle Lübnan'dan çekilmek zorunda kalmıştı 2000'de. Buna benzer bir durum var. Yani rehineleri her ne kadar İşte başta ordu yetkilileri, sözcüleri çok da fazla dile getirmemiş olsalar da toplumun buna çok izin vereceğini ben düşünmüyorum. O yüzden dünden ve önceki günden başlayan sızmaların da aslında biraz rehinelerin yerlerini tespit etmek, biraz işte Hamas'ın nerelerde mevzilendiği, tünel mevkilerinin neresi olduğu, yani nasıl mühimmatlar, nasıl bir tahkimat bulundurduğuna yönelik bazı tespitlerde bulunmak, yani istihbari faaliyet elde etmek gibi bir çaba olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla başta da söyledik, yani bir kara operasyonu başlatmak kolay değil. Yani ne kadar küçük bir bölge gibi gözükse de, oraya ne kadar zırhlı araçları yığsanız da, yani ilk başta bir 10 bin kişiyle bir yakın bir kara operasyonu başlatacağı söylenmişti. Bu çok komik bir rakam. Yani o bölge için 10 bin kişiyle girmesi demek, o 10 bin kişiyi tamamen gözden çıkarması anlamına gelecekti. Çünkü bu Aksa Tufanı bize şeyi göstermişti. Hatta bunu da ben özellikle yazdım. İsrail'in hezimeti ve yenilmezlik mitinin sonu diye yazdım. Çünkü hani hep 11 Eylül'e benzetti İsrail bunu. 11 Eylül'den sonraki uluslararası kamuoyu anlamında, yaratmak anlamında bunu böyle düşünmüş ama aynı şey değil. İsrail'in, hocam da bahsetti az önce, bu saldırıya kadar toplumda büyük bir kırılma vardı.
işte 39-40 haftaya yaklaşan bir protestolar vardı. Hem başbakanlarını protesto ediyorlardı, istifa et diyorlardı. Hem yargı reformunu protesto ediyorlardı. Hatta yılın başlarında İsrail bir iç savaşa mı gidiyor diye böyle söylentiler yüksek sesle söylenmeye başlamıştı bu sözler. Böyle bir toplumsal kırılmadan bahsettiğimiz bir dönemde bu saldırı geldi. Ve İsrail'in her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeyi takip eden istihbarat teşkilatının aslında burnunun dibinde Hamas'ın, yani sonradan biliyorsunuz bu haberler çıktı, 1,5-2 yıllık bir hazırlık dönemi gerektirecek bir operasyonunu göremediğini ya da bir şekilde görmesinin engellendiği ortaya çıktı. Askeri olarak da savaş halinde olan bir ordudan bahsediyoruz. İşte Gazze sınırına konuşlanmış askeri tesisler var, birlikler var. Bu birlikler operasyonun başlamasıyla birlikte çok kısa bir sürede ele geçirildi Assam Tugayları tarafından. İşte Demir Kubbe'yi bazı programlarda bazı askeri uzmanlarımız bunu aslında başarı olarak söylüyorlar. Doğru, ben de kısmen katılıyorum. %90 böyle bir sistem için gerçekten büyük bir başarı ama siz bunun %100 koruma sağladığını iddia ediyorsanız o %10'dan kaçan ve topraklarınıza düşen roketlerin bu başarısızlık olduğunu da kabul etmeleri lazım. Çünkü İsrail bunu pazarlarken %100 koruma sağladığını iddiasıyla pazarlıyordu. Demir Kubbe'de 5000 tane roketi çok kısa bir süre içerisinde görünce başarısız olmuştu. Yani yeterince koruma sağlayamamıştı. Dolayısıyla İsrail toplumunun o çok güvendikleri, kendilerini her türlü şeyden koruyacak istihbarat teşkilatları ve ordularını artık eskisi kadar güvenmediklerini gördük ve sorgulamaya başladılar. Yani bu doğal bir süreçti aslında. Bugün de başbakana yönelik gelen sorularında bu önce şu anda savaştayız, bunu bitirelim. Ondan sonra herkes hesabını verir, ben de sorumluluğumun gereğini yaparım diye üzerinden savdığını, hatta yani çok cevap vermek istemese de böyle bir cevap verdiğini okudum az önce. Bu yüzden ben açıkçası kara harekatının Amerika ile istişare dendi, bölgedeki ülkelerin tepkileri dendi. Ya her şeyi toplayabilirsiniz ama asıl mevzu şu. Hamas'ın nasıl imkan ve kabiliyetleri olduğunu, onları nasıl sürprizler beklediğini İsrail tam olarak göremiyor şu anda. Yani önceden gördüğünü zannettiği tabloyu şu anda kestiremiyor. Kestiremediği için de ne kadar büyük bir zayiat vereceğini hesaplamaya çalışıyor. Bugün Genelkurmay Başkanları'nın açıklamasını okudum. Her türlü opsiyona rağmen, yani ne kadar büyük zayiat versek de biz bu operasyonu gerçekleştireceğiz diyor. Yani İsrail için aslında bu alışılmadık bir söylem. Genellikle onlar her şeyi hesap ederler ve en düşük yani zayiatlarını minimize edecek bir ortam oluşmasını beklerler. Ondan sonra müdahale ederler. Şu anda o kaybolan prestijlerini tekrar yeniden ayağa kaldırabilmek için, toplumlarına en azından o güveni tekrar verebilmek için operasyonu yapma iradeleri ve istekleri olduğunu ben görüyorum ama işte biraz daha belki şey yapmaları gerekiyor. Hamas konusunda, Hamas'ın Gazze'de nasıl hazırlık içerisinde olduğunu anlamaları gerekiyor. Evet. Tabii bunun handikapı da var. Böyle şöyle de bir handikapı var. Geçen haftaydı galiba, pardon, iki hafta önce Efrail İmbar diye bir profesör var. Bu güvenlik ve stratejiler konusunda çok bilinen, İsrail'de saygı duyulan bir profesördür. Ben Şahin olduğu için çok kendisinden hoşlanmam ama bir şey paylaştı. Bir fırsat penceresi olarak görmüştü bunu. Yani Aksa tufanını İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırması için bir fırsat penceresi olduğunu gördüğünü söylüyor. Ve diyor ki bu fırsat penceresi çok kısa süre için açık kalacak. Ordunun çok çabuk bir şekilde müdahale etmesi lazım. Yoksa uluslararası toplumdan yükselen tepkiler İsrail'i bu operasyondan alıkoyabilir. O yüzden hazır bu bütün kamuoyu bizim arkamızdayken, dünya kamuoyu, işte biliyorsunuz Avrupalı liderler koşa koşa geldiler, desteklerini açıkladılar. Yani Biden'ın ziyaretinden sonra büyük bir karartma uygulandı medyada. Yani onu özellikle belirtmek istiyorum. Avrupa'da ve Amerika'daki medya tamamen İsrailli mağdurların ve kurbanların resimlerini ortaya gösterdi. Ya Filistinlerin yaşadığı mezalimi hiç göstermediler biliyorsun. Kim İsrail'i eleştirdiyse, Filistinlere destek mesajı yayınladıysa medyada ne olursa olsun, hangi pozisyonda olursa olsun işlerinden atıldığını ve karartırdığını gördük. İlk başta hatırlayın, İsrail'in bu 40 tane bebek işte başı kesilmiş, yani söylemekten bile itina ediyorum ama bunun yalan olduğu ortaya çıktı. Bunu Biden çok rahatlıkla bu yalanı söyleyebildi yaptığı konuşmada. Kendi Amerikalılara yönelik yaptığı konuşmada. Ondan sonra yalanlanmış olmasına rağmen bu yalana devam ettiler. Yani ve eski başbakan, şu andaki muhalefetin lideri Lapid çıktı. Kendisi de eski bir medya mensubu, televizyoncu. Dedi ki objektif olamazsınız bu konuda. Çünkü objektif olmanız Hamas'ın işine yarar. Yani her şeyi gördüğünüz gibi yansıtmayın.
bizim yanımızda olun, bizim söylediklerimizi yansıtın dedi. Yani böyle bir akıl tutulması yaşıyor şu anda İsrail. Ve dünya da aslında bunu satın aldı. Yani İsrail'in söylediği şeyi kabul ettiler. İşin bir tarafında Filistinli siviller olduğu, orada büyük bir mağduriyet, insanlık dramı yaşandığını herkes görmezden geldi. Hatırlayın Kirby'nin açıklamasında ne dedi? Yani yöneltilen sorularda evet bir savaş var, siviller de ölebilir. Yani bunu şimdiye kadar çok duymaya alışkın olmadığımız bir şey. Yani gerçekten böyle nasıl söyleyeyim, ben kulaklarıma inanamadım. Yani bunu biliyorsunuz işte dünyada insan haklarının, özgürlüğün, demokrasinin savunucunun yaptığını söylüyor. Savaşta her şey olur dedi galiba. Ama işte öyle. Yani böyle bir şey yok yani. Savaşta her şey olmaz. Yani bunu söyle. Savaş suçunu hiç şimdi bu şey. Şu anda 45'ten sonra Amerika'nın kurduğu nizamı yaşıyoruz değil mi? Dünya sistemi, onun kurduğu nizam, Birleşmiş Milletler sistemi dahil, uluslararası hukuk, uluslararası mahkemeler dahil. Şimdi Amerika başta kendisi zaten bu kurallara uymuyor. Şimdi başta Çınar Hocam söyledi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun aldığı kararı ben de çok önemsiyorum. Gerçekten yani dünyanın nerede durduğunu göstermesi açısından çok önemli ama Güvenlik Konseyi'nden bahsediyoruz ya, yaptırımı. Güvenlik Konseyi zaten en son 2016'da aldı. Yani Obama'nın son günleriydi ve Amerika çekimser kaldı. Güvenlik Konseyi 2334 sayılı kararı aldı. Burada ne diyordu? İsrail yerleşimcilerin kaldırılmasına yönelik bir karardı bu. Şimdi Güvenlik Konseyi'nin kararlarının yaptırımı var ama bu kararın herhangi bir yaptırımı içermediğini gördük. Yani İsrail buna da uymadı. Zaten daha önceki kararlara da uymamıştı. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler marifetiyle, eliyle alınacak bir kararı İsrail'in uyacağını zannetmiyorum. Mevcut statükoda, mevcut koşullar altında değişik bir şey olmayacaktır. Amerika bu kadar aşkın olarak desteklediği sürece. Karar harekatını tamamen destekliyor mu sizce Amerika Birleşik Devletleri? Çünkü Biden'ın da karar harekatında vardı. Amerika'da daha doğrusu harekatın uzaması, bu savaşın uzaması Amerika'nın çok işine gelen bir şey mi? Ya Amerika'da birden fazla ses çıkıyor bu konuda biliyorsunuz. İşte Beyaz Saray ve Dışişleri bu konuda yani bir karar harekatı olmasın, sivil kayıplar artmasın gibi daha böyle humanist bir yaklaşım sergiliyorlar sözde. Ama Pentagon'dan başta CENTCOM olmak üzere orada biraz farklı tonun değiştiğini görüyoruz. Onlar sanki bölgesel aktörlerin de sürece girerek çatışmanın genişlemesine yönelik bir talepleri varmış gibi davranıyorlar. Şimdi Ezgi Paşam söylerken aklıma geldi. Dün ve evvelsi gündü galiba. Kızıldeniz üzerinden Yemen'den Husiler tarafından İsrail'e yönelik atılmış füzeler olduğu söylendi. Bunu Amerika Pentagon sözcüsü açıkladı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yaklaşık 2000 kilometrelik bir menzilden bahsediyoruz. İşte Sana'dan atılıyor ve İsrail'i vurmak için gönderildiği söyleniyor. Kızıldeniz'in üzerinden ya da Suudi Arabistan üzerinden. Bunu tespit ettiklerini ve imha ettiklerini söylediler. Yani bu aslında Amerika'nın dışında da bu füzelerin atıldığına yönelik ya da düşürüldüğüne yönelik başka bir açıklama gelmedi. Böyle diğer aktörler tarafından doğrulanmadı. Sanki bir şekilde İran ve vekillerini de sürece sokmaya istediklerini düşünüyorum. Yani Pentagon'un yönetimden farklı düşündüğünü, onları sanki hem Suriye'deki olaylar hem işte Hizbullah konusu hem de İran konusu savaş konusunda daha kışkırtıcı davrandığını düşünüyorum. Bunu da tetikleyenin yine İsrail'in desteklediği bazı Şahin kanat olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani Pentagon'un kendiliğinden böyle bir karar ya da böyle bir irade oluşturması çok mümkün değil. Çünkü İsrail'in biliyorsunuz uzun zamandan beri İran'la tek başına mücadele edemeyeceği için İran'la Amerika'yı karşı karşıya getirmek, mümkünse savaştırmak gibi politikası var. Bunu ısrarla sürdürüyorlar. Yani sabırla bunun için uğraşıyorlar. Trump'a bile yaptıramadılar. İşte Biden'ın da bunu yapması söz konusu değil. İran'la bir anlaşma kotarmaya çalışıyorlardı. Ama geldiğimiz noktada sanki böyle bir şeye doğru yaklaşıyor gibi gözüküyor. Kara harekatı ya da kara operasyonun olması da bu açıdan ben çok uzak bir ihtimal görmüyorum açıkçası. Yani rasyonel düşündüğüm zaman çok tehlikeler barındırıyor. Belki beklenmedik sonuçlara yol açabilir ama gidişat sanki oraya doğru gibi gözüküyor. Maalesef işte bu rasyonel olmayan akıl buna sürüklüyor gibi gözüküyor bölge. Peki. Sayın Aydın Duran, sizce bu ikinci safa diye bahsedilen safa, yani İsrail tarafından yapılan açıklama bu şekildeydi. Neyi ifade ediyor? Dün Gazze ile iletişim de kesildi. Hem telefon hem internet hatları, zaman zaman elektrik de zaten kesiliyor, karartılıyor kent. Hamas'tan yapılan bir açıklama vardı zannediyorum dün. İşte Gazze ile iletişimi kesip yani dünyanın gözünden uzak bir katliam yapmaya çalışıyor İsrail diye. Tüm bu olan bitenlere baktığınızda kara harekatı kısa vadede sizce topyekun bir kara harekatı bekliyor musunuz? Şimdi notlarıma bakıyorum da Biden 16 Ekim'de İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur demiş. Biliyorsunuz ardından yığdı silahları.
danışmanlar gönderdi vesaire. Demek ki onun da iradesiyle olmuyor. Hocalarımızın dediği gibi askerlerin ayrı baskıları var. Dışişlerin ayrı baskısı var vesaire. Batı ülkelerinde ve İsrail'de geldikleri bugünkü kapitalist sistemde insan kaybetmek, asker kaybetmek kabul edilemez. Yani mesela diyelim ki bir İsveç'te ordu Gazze'ye gidip İsrail için ölse, halk ayaklanır. Fransa'da ayaklanırlar, İngiltere'de ayaklanırlar, Amerika'da ayaklanırlar. Hatta Amerika'da çok daha beteri olur. Diyelim ki Amerika İsrail için 200 tane asker kaybetti. Amerika anında İsrail aleyhine döner. Anında kendi yöneticilerinin aleyhine döner. Lübnan'da olduğu gibi. Asker kaybetmek kabul edilemez. Onun için vekil kullanırlar. Onun için bizim Türkiye'de güzel bir laf vardır. İti ite kırdırmak. Kendi gözlerinde düşman gördükleri, hasım gördükleri toplumları birbirine kırdırırlar. Özellikle Müslüman toplumları. O bakımdan insan kaybetmeme konusunda aşırı hassastırlar. Peki İsrail Gazze'ye girdiğinde ne olur? Daha önce de askerler de bunu söylerler, hep biliyorlar. Söyleniyor da zaten. Kara savaşını bilmiyor bunlar. Havadan bombardıman ediyor. Sonuç alamadığı için de geride hep hüsran bırakıyorlar. Vietnam'da, Afganistan'da, Irak'ta, hiçbir yerde kara savaşı yapmıyorlar. Doğrudan doğruya şeyi ele alamıyorlar. Komutayı veya oradaki iradeyi. O bakımdan bu savaş uzun sürebilir. Uzun sürdükçe de şu olacak. Gelelim karartmaya, karartmalara, iletişimin kesilmesini. Evet, orada yapılan katliam görülmesin, doğru. Ama yenilginin de sansürü olabilir. İsrail tanklarının vurulması da olabilir sebep. O zaman ne olacak? Biraz evvel söylendi ama ben o kanaatte değilim. Eğer Gazze'de salgın hastalık çıkarsa, kadın ve bebeklerin resimleri açlıktan ölümler dünyaya yansırsa, o zaman dünya kamuoyu da sanıyorum hızla Amerika ve İsrail, hatta Avrupa Birliği ülkeleri aleyhine hızla dönebilir. Zaten dönmeye başladı. Kendi içlerinde de nümayişler var. Şimdi Sayın Nurhan, hastane saldırısından sonra ona benzer şeyleri söylemiştik ama çünkü o da büyük bir insanlık suçuydu ama bir yere kadar ses çıkıyor. Yani sizin dediğiniz durum olursa, ki umarız olmaz, açlıktan ölme, salgın hastalıklar vesaire, farklı bir tepki vereceğini mi düşünüyorsunuz Avrupa'nın, Batı ülkelerinin? Kesin bakın, bir anda olmayabilir ama New York Times'ın daha şimdi 5 dakika önceki haberi, dünyanın bütün sokaklarında İsrail aleyhine gösteriler başladı diyor. Yönetimler olmasa da halklar nezdinde büyük yani ihtimalle. Kısaca, tabii canım, yani o önemli. Şeyi collateral damage ne deniyor paşam ona? Collateral damage yan hasar mı? Yan hasar. Yani değil mi? Yan hasar. Yani evet. Ne demek? Evet. Yani bombalıyorsunuz. Şimdi bombalıyorsunuz bir tarafı, bir hedefinizin dışında olan bir yer hasar görürse bu yan hasar olarak adlandırılıyor. Yani askeri bir hedefi bombalarken yandaki sivillerin ölmesi yan hasar olarak adlandırılıyor. Bu Amerikan filmlerinde, Amerikan stratejisinde yan hasar çok dile getirilir. Ama önce kendileri dikkat etmezler. Yan hasar falan onlar için önemli değildir. İsrail için şu anda yan hasar değil. Artık o kelime tamamen onların askeri literatüründen çıkmış olması gerekir.
Gazze'deki görüntüye göre efendim. Defa ağzından aldınız. Aynen paşam. Evet, doğru. Şeyi, ben Afganistan'da 4 yıl görev yaptım. Mesleğimi de orada kapattım. Afganistan'da sürekli yan hasar. Ne demek? Bombalarlar bir yeri. Yanlışlıkla. Oradaki bir iki Taliban ölürken 200 kişi ölür onun yanında. 200 sivil. Ona yan hasar derler. Şimdi İsrail onu ayyuka çıkardı. Çok daha ileri düzeyde. Ondan sonra ne diyorlar? Savaştır bu, ölen ölür. Rusya'da da o zaman, Ukrayna'da da savaştır bu, ölen ölür. Var mısınız? Yani bu önemli bir şey. Şunu söyleyeyim Sayın Özer için. Doğru Erdoğan'ın söyledikleri, İsrail seni kullanıyorlar, dikkat et dedikleri. Ama ben de dikkatle izledim ve notlar aldım Erdoğan'ı seyrederken. Dünyanın kafası karışıktır aslında, bütün dünyanın. İngiltere, Amerika ve İsrail'i idare ediyor. İsrail, Amerika ve İngiltere'yi idare ediyor. Amerika ikisini idare ediyor. Erdoğan'ın da kafası karışık, doğru. İsrail seni kullanıyorlar dedi. Ben de not ettim onu. Ama bakın şunu da söyledi, bugün aldığım not. ABD ve AB iplerini elde tutan Siyonlar. Yani bu iki ülke, Amerika ve Avrupa'nın iplerini elde tutanlar Siyonlar diyor. Şimdi Erdoğan'ın da kafası karışık anlaşılan. O bakımdan önemli. Aşağı yukarı şimdi bu şeyde de, ha bir de şunu söyleyeyim bu bölümde. Foreign Policy dergisi var meşhur. Onun da bir makalesinde teknoloji fetişizmi başarısız kalmış bir stratejidir. Teknolojinin güvenlik getireceği illüzyonu diyor. Yani teknoloji güvenlik getirmez. Onun için, onun karşısında insan faktörü vardır. İnsan faktörü de nedir? Saldıran askerle savunan askerin psikolojisi farklıdır. Amerika, Avrupa bir ülkeye saldırırken asker kaybederse dediğim gibi yaygarayı basar. Peki. Ama vatanlarını savunurken o zaman kimsenin sesi çıkmaz. Vatan savunması başka bir şeydir. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Sayın Aydın Nurhan. Devam edeceğiz. Yine bir reklam arasına gidelim. Aranın ardından Gazze Özel yayın devam edecek. Gazze Özel'e devam ediyoruz. Profesör Doktor Sayın Çınar Özen, sizinle başlayalım bu bölüme. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini konuşuyorduk. Şimdi Blinken'ın açıklamaları var. Bölge ülkelerinin ateşe barutla yaklaşmaması gerektiği konusunda uyarıyor Blinken. İran'ın da bu konuya karışmaması gerektiğini söylüyor. Ne dersiniz? Yani Amerika gerçekten buna cesaret edebilecek durumda mı şu anda? Örneğin İran ya da herhangi bir bölge ülkesi müdahale ettiğinde bir bölgesel savaşa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde dahil olduğu bir savaşa dönüşme ihtimali var mı? Bu açıklamalardan ne anlıyoruz? Biraz Amerika'nın İran politikası üzerine belki birkaç şey söylemek lazım. Amerika İran'ı aslında İslam dünyasını bölmek için kullanışlı bir araç olarak görüyor. Yani İran'ın, İran'daki rejimin ortadan kalkmasını, tarumar olmasını falan istiyor gibi görünmüyor. Çok az geliyor. Amerika'da iki grup var. Yani belki onu biraz ayırt etmek lazım. Görece siyasi olarak zayıf, Amerikan devletinin içinde de çok etkili olmayan ama özellikle bu Yahudi lobileriyle çok iç içe geçmiş bir neokon grup var. Neokonlar biraz farklı. Yani neokonlar iktidara geldiği zaman, ki Trump giderek onların etkisine girdi, yani Bush da öyleydi, o zaman farklı şeyler yapabiliyor Amerika Birleşik Devletleri. Ama esas olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin izlediği politika neokon politikalar değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri bir devlet politikası izliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin izlediği politikaların sürekliliğini takip etmek mümkün. Yani lobilerin elinde oyuncak bir devlet gibi görmek çok yanıltıcı olur Amerika Birleşik Devletleri'ne. Yani İran politikasına ilişkin ipucu veren şeyler şunlar. Bakın
Irak işgaliyle beraber Saddam Hüseyin ve o Baas rejiminin ortadan kaldırılmasının İran'ın işine yarayacağı çok belliydi. Çünkü Irak'ta çok büyük bir Şii nüfus var ve o Şii nüfus Irak'a hakim olacaktı ve İran Irak'ta büyük bir müttefik bulacaktı. Amerika Birleşik Devletleri bunu kendi eliyle yaptı. Hani bunu bilmeyerek yapması mümkün değil. Veya Afganistan'a müdahalesi de İran'ı rahatlattı. Yani sonuçta Irak ve Afganistan İran'ı çevreleyen, baskı altında alan, tutan Taliban rejimi ve Saddam Hüseyin iki aktördü. O ikisini de elimine etti. Obama döneminde neredeyse bütün hani üzerindeki yaptırımları kaldırıp oyunun içine alacak bir aşamaya getirdi. Yani Trump o anlaşmayı yürürlükten kaldırdı. Ve İran'a ya Trump dönemi bir parantez olarak görürsek oldukça da toleranslı yaklaşıyor Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü dediğim gibi ya bu bölgede bir karışıklık yaratan aktör. Yani işte Suriye'yi karıştırıyor, Irak'ı karıştırıyor, Yemen'i karıştırıyor, Lübnan'ı karıştırıyor. Ortada devlet kalmadı yani. Amerika Birleşik Devletleri de rahatça müdahale edebiliyor. Ama bu son 7 Ekim'deki gelişmeler tabii biraz değiştirdi. Yani çünkü bu Amerika Birleşik Devletleri'nin hiç beklemediği bence ve bütün hesaplarını alt üst eden bir gelişme oldu. Ben burada İran'ın izini görüyorum. Yani ve İran işte kendince herhalde bu Suudi Arabistan'la İsrail'in yakınlaşmasını, hatta Netanyahu Türkiye'ye gelmeyi bile planlıyordu. Yani Doğu Akdeniz'de bir işbirliği olabilir mi falan diye konuşulmaya başlanmıştı. Bütün bunları hani kendince Hamas üzerinden, ki Hamas uzunca süredir İran'dan uzaklaşmış görünüyordu. Belli ki tekrar orada bir kontrol sağlamış. Yani bölgede çok büyük bir karışıklık yarattı. Yani dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri şu anda İran'a yönelik cezalandırıcı bir önlem alabilir. Yani zaten uçak gemilerinden birini Basra'ya göndermesi hani evet, onu gösteriyor. Ama hani bunu İran'da rejimi yok edecek, yani İran'ı oyundan çıkaracak kadar büyük bir hamle olmasına ben ihtimal vermiyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İran'ın yaptıklarından çok mutlu. Yani İslam dünyasında nifak çıkarıyor. Yani sürekli bakın Suriye'de yani biz İdlib Savaşı'nda farkında olmadan Pakistanlıları öldürmüşüz. Yani çünkü İran Pakistan'daki Şiileri alıp bizim karşımıza savaşmak üzere getirmiş. 50 Pakistanlı. Sonradan işte bu şey sosyal medyada resimlerini yapınca ortaya çıktı. Ya düşünebiliyor musunuz? Böyle bir devlet bu yani. Pakistanlı, Afganistan'dan da getiriyor. Fatih Üyün Tugayları, Zeynep Üyün Tugayları diye. Şiileri örgütlüyor. Orta Doğu'da, orada burada kime karşı savaştırıyor? Yani yine İslam dünyasının içinde savaştırıyor. Yani ve yani Suriye'de Sünniler İran'dan yani son gelişmelere kadar nefret ediyordu. Yani bütün başına gelenleri bu İran'ın işte Esad'daki onun saydığı rejimiyle birlikte ördüğü çoraplar olarak görüyordu. Tabii İran oradan da kurtulmaya çalışıyor biraz. Yani tekrar bu işte şey üzerinden, Filistinler üzerinden sanki İslam bayrağını taşıyormuş durumuna kendini getirmeye çalışıyor. Ama Amerikalılar yani bu son saldırı hariç öyle söyleyeyim. Yani İran'ın bölgede bütün düzeni alt üst eden, ortalığı birbirine katan, İslam dünyasını bölen, parçalayan şeyinden, politikalarından son derece memnunlar. İran'ı ortadan kaldırmak gibi bir şey. Yani İran çok güçlenmesin, yaptırımlarla sürekli böyle zayıf kalsın. Ama işlevini yerine getirmeye devam etsin. Politikaları bu. İsrail'in farklı tabii. Yani İsrail'in politikası bu değil. Yani İsrail gerçekten İran'dan büyük bir tehdit algılıyor. Ki bu son gelişmeler haklı olduğunu da gösterdi. Ve İran'a yönelik ciddi karşılık vermeyi istiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri onu belli ki oralarda frenliyor. Ama tabii Amerika nereye kadar, ne kadar ileri gidecek bunu açıkçası öngörmek mümkün değil. Siyasi idareyle Pentagon arasında genelde bazı konularda görüş ayrılığı olur. Bu konuda da bunu söyleyebilir miyiz? Çünkü Biden şöyle dedi örneğin, 11 Eylül'de öfkeyle biz hareket ettik. Bu yanlışı yapmayın. Yani İsrail'e bir uyarı yapıyor. Yine kara harekatına işte işgal olur girmeyin şeklinde bazı açıklamaları vardı. İki devletli çözüm diyor ama tabii ne kadar samimi tartışılır ama özetle şimdi Pentagon'un ve yönetimin bir görüş ayrılığı İsrail konusunda var mıdır? Gelen açıklamalar, bazı açıklamalar çelişkili, bu yüzden soruyorum. Tabii Pentagon hani Orta Doğu politikalarında çok belirleyici olduğu çok net. Yani Amerikan devlet politikaları var derken orada tabii üç önemli Amerikan'ın kurumu var. Savunma Bakanlığı, işte Pentagon, Dışişleri Bakanlığı var.
Bir de istihbarat teşkilatı CIA var. Yani bunların bu Ulusal Güvenlik Konseyi'nin içinde yürüttüğü müzakereler var. Yani politikalar biraz öyle oluşuyor. Her ne kadar tepede dediğim gibi yani iki farklı grup olsa da yani devlet politikalarında bir süreklilik görüyoruz. Bakın Trump yani Amerika'nın genel politikaların dışına çıkan bir Amerikan başkanıydı ve zorluyordu. Ve onu yani bir şekilde tasfiye ettiler ve gelmesin diye uğraşıyorlar. Tabii bu gelişmeler Trump'ın da elini çok güçlendirdi. Şimdi Temsilciler Meclisi'nde yani Trump'a çok yakın. O neokonlar aynı zamanda evangelistlerle de çok iç içe geçmiş durumda. Yani öyle bir yani radikal, marjinal bir siyasetçi Temsilciler Meclisi Başkanı oldu Amerika'da. Seçimlere doğru gidiyor Amerika. Ama sonuçta yani Amerikan devletine, devlet politikalarına baktığımızda ya bir süreklilik var. O sürekliliğin içinde de yani genel olarak İran'ın, İsrail'in İran'ı cezalandırmasına yönelik tehlikeli çıkışlarını frenleme eğilimi vardı bugüne kadar. Yani yaptığı buydu. Ama tabii şu anda biraz ortam değişti. Yani onun için nereye kadar, ne kadar Amerika bir şey yapacağı belli. Yani İran'a yönelik bir şeyler yapacağı belli. Yani Lübnan'da da yapabilir Hizbullah'a karşı. Doğrudan İran'a karşı da yapabilir. Suriye'de de yapabilir. Yani işte Paşam biraz önce söyledi. Yani Suriye sahasında yani Amerika'nın üstlerine yönelik işte şeyin Şii milislerin saldırıları olduğu iddia ediliyor. Buna cevap verebilir. Yani Irak'ta da yapabilir. Yani bir yerde ama belli ki bir cevap verecek Amerika. Ama benim tahminim bu yani İran'da rejimi değiştirecek veya İran'ı oyundan tamamen çıkaracak kadar ileri gidecek bir hamle olmaz diye tahmin ediyorum. Peki. Sayın Beyazıt Karataş, sizce Amerika Birleşik Devletleri ne kadar ileriye gidebilir bu meselede? Şimdi dündü zannediyorum ABD Suriye'de bir İran hedefini vurdu. Yine Hamas ve İran'a yaptırım kararları var. Tabii yani çok fazla ileri gidemez dedi Sayın Özen, altını çizdi ama siz ne dersiniz? Amerika'nın son yaptığı hamleler sanki biraz o gözlemci pozisyonundan daha aktif pozisyona geçti gibi görünüyor ama sizin yorumunuz nedir? Ses gelmiyor. Bir bağlantı problemi var arkadaşlar. Sayın Karataş mikrofonu kapattığınızı söylüyor arkadaşlar. Belki yanlışlıkla şu an geliyormuş. Evet. Teknolojinin güzel tarafı ben kapatıyorum. Reji görebiliyor oradan rahatlıkla Skype'den. Dolayısıyla hemen şöyle toparlayayım. Değerli hocalarımı da dinledim. İran'la ilgili olarak yaşanmış tecrübelerden ortaya çıkarak sizin sorularınıza cevap verme, izleyenlerin de bu konu hakkındaki bilgilerini tazelemek için bir iki örnek vereceğim. Amerikan harp akademilerinde her zaman İran'la ilgili senaryolar oynanır. Zaten harp oyunu plan tatbikatı askerlerin olmazsa olmazıdır. Çünkü plan yaparsınız, koyarsınız, atamalar, tayinler, terfiler, emeklilikler, aklınıza ne geliyorsa her şey geldiğinde sağdaki görev yapan askerlerin bilgilerinin tazelenmesi gerekir. Politik olaylara göre tazelenmesi gerekir. Ama İran'la ilgili özellikle 1979 İran devriminden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde her zaman harp oyunu oynanır ve planlar var. Burada tabii kilit oyuncu yine Türkiye. Türkiye'nin tutumunu her seferinde harp oyununda mutlaka incelerler. Hatta zaman zaman akademilerde okuyan Türk öğrencilerin de görüşlerinden faydalanırlar. O zaman şöyle bir konu vardır. Türkiye komşularına karşı göreceli olarak herhangi bir şekilde bir cephe açılması ve onunla beraber hareket etmesi konusunda daha hassas davranmakla birlikte İran'la olan, yani çok geçmişten gelen herhangi bir şekilde bir çatışmada olmadığı için İran çatışmasında Türkiye'nin tarafsız olabileceğini değerlendiriyorlar. Yani çok zorda kalmadığı müddetçe Türkiye'nin Amerika'nın yanında, koalisyonda, Irak'ta olduğu gibi veya Suriye'de olduğu gibi başlangıçta İran'a karşı herhangi bir şekilde harekata katılmayacağını, yani muharip olarak katılmayacağını, yine ihtiyatlı davranacağını değerlendiriyorlar. Yine biraz önce Sayın Özen de söyledi. İsrail bakış açısı İran'ı
mutlaka yok edilmesi gereken bir şeytan olarak görüyor. Amerika Birleşik Devletleri de yaptırımlarla ilgili, yani o katsa yaptırımlarla ilgili kanunları birleştirip tek bir kanun haline getirip içerisine Rusya, Çin, aynı şekilde Kuzey Kore ve İran'ı da koyduktan sonra, hepsi ayrı ayrıydı onların, onu da bu arada özetlemiş olayım. İran için İsrail şöyle bir plan yapmıştı 2004-2005 yılında. İran işte nükleer silahı ele geçirmek üzere 3 ay kaldı. Bakın 2004-2005'ten bahsediyorum. Sene 2023 yine İran'ın nükleer silah yapması için 2-3 ay kaldı veya sahip oldu. O dönemin İsrail savunma ateşçisi, havacı tümgeneral, bir bilgi notu yayınlayarak askeri ateşçilere İsrail Büyükelçiliğinde İran'la ilgili bir briefing vereceğini duyurdu. O dönemde İsrail Muş'a baskı yaparak mutlaka İran'a saldırı yapılması gerektiğini savunuyordu. Yani burada şunun için söylüyorum, Özen Hocam'ın söylediği gibi, İsrail'in bakış açısıyla Amerika'nın bölgeye bakış açısında nasıl bir etkileşim olduğunu veya farklılıklar olduğunu da söylüyorum. Ortak noktada beraberler ama İran'a bir böyle direkt sıcak çatışmaya geçecek olan bir saldırıyı İsrail'in istemesine rağmen Amerika her seferinde öteler. Bu mektup yayınlandı. Biz hazırlık yaptık. İsrail Büyükelçiliğinde İsrail Savunma Şesi'nin briefinginin İran'a yönelik olarak neler söyleyeceğini bekliyorduk. Sonra bir haber geldi. Briefingi iptal ettiler. Yani İsrail Amerika'ya İran'a saldıralım konusundaki baskısından vazgeçti. Bir de etik olarak Büyükelçilik düzeyinde değil, askeri ateşlerin böyle bir mektup yayınlaması da zaten teamüllere aykırıydı. Orada da Büyükelçi üzerinden değil bu duyuruyu, ki siyasiler olarak zaten yapması gerekirken, askeri ateşlerin yapması da farklı bir görüntü çizmişti. Dolayısıyla aradan geçen zaman içerisinde ben de aynı görüşteyim. Mümkün olduğu kadar İsrail'in bu coğrafyayı ateşe atacak olan, hatta nükleer silahların kullanılmasına kadar gidebilecek olan bir konudaki girişimini Amerika Birleşik Devletleri şimdilik bakın, onu kesinlikle altını çizerek söylüyorum, kontrol altında tutabileceğini düşünüyor. Zaman zaman İran'ın çıkışları olabilir. Suriye'de, Irak'ta, işte Lübnan'da veya aynı şekilde Yemen'de bunları kontrol edebileceğini, müdahale edebileceğini, gücünü kullanabileceğini düşünüyor. Yalnız bir şeyi gözden kaçırıyor. İran bu süreç içerisinde inanılmaz derecede, bakın cümlenin başına böyle bir sıfat koyma ihtiyacı hissediyorum, İnanılmaz derecede silahlı kuvvetler gücünü geliştirdi. Özellikle uzun menzilli füze konusunda veya nükleer silahlara ulaşma konusunda benim bahsettiğim 20 yıl öncesinden bugüne takdir edersiniz ki bölgemizde çok önemli bir güç unsuru haline geldi. İsrail'in elinde yaklaşık olarak söylüyorum 150 civarında nükleer başlık var. Bunun daha fazla olduğu, Amerika'nın da desteği olduğu değerlendirildiğinde, uçaklardan atabilen taktik nükleer silahlar devreye girdiğinde bu rakam daha da artacaktır. İran'ın elinde bir nükleer güç olup olmadığı belli değil ama balistik füzeler konusunda, teknolojisi konusunda hatırlayacaksınız, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de suikasta uğramasından sonra İran intikam alacağız açıklamasını yaparak 8 Ocak 2020'de bu Amerika'nın işte Irak'ta saldırıya uğradığı belirtilen Ayn el-Esad üssüne 23 füze attı. Bir füze arızalı, bazı füzeler tam hedefine isabet etmemekle birlikte 8 ana hedefi vurdu. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine Husiler tarafından yapılan drone saldırıları bahanesiyle buradaki savunma, hava savunma sistemlerini çektiği için Amerikalılar sığınaklara girdiler. Hiçbir karşılık veremediler. Hatta 120 Amerikalı askerin beyin sarsıntısı geçirdiği belirtildi. Trump ekibini toplantıya çağırdı. Toplantıdan çıkınca şöyle canlandırma yapayım. Trump'ın suratı kıpkırmızı. ABD Genelkurmay Başkanı da fırça yemiş vaziyetteydi. Nedeni de şu. Burada Amerikan askerleri varken hava savunma sisteminin Suudi Arabistan'a gönderilmesi konusunu başkan bilmiyor olabilir.
Ama askerlerin de böyle bir aymazlık içerisine girmesi, İran'dan herhangi bir tepki beklemiyordu. Ama bir şekilde Kasım Süleyman'ın öldürülmesi kararını Trump ben verdim deyip de aniden bu olay gelişince füzeleri de kafalarını yediler. Dolayısıyla İran, İsrail'de Hamas'ın veya Hizbullah'ın elindeki füzelerden çok çok daha güçlü, sayıca çok daha üstün ve Tel Aviv'de dediğim gibi nükleer saldırıya karşılıkla cevap verecek şekilde İsrail'i de bu işin içerisinde çok sert bir şekilde cevap verecek şekilde silahları olduğunu paylaşmak istiyorum. Bu bizim için de tehdit, bakın. Kesinlikle. Nedeni şu, neden bizim için tehdit? Çünkü şunu herkes biliyor ki tüm kamuoyu da bildiği gibi NATO radarı kapsamında Kürecik'te de NATO erken, Amerikan erken ihbar radarı var. Bu aynı zamanda İsrail'in güvenliği için de bu radar burada. İran'ın kuzey doğusundaki atılabilecek olan füzelerin erken ihbarını vermeye yönelik. İsrail'de var, Katar'da var. Yine aynı şekilde Avrupa'ya ve Amerika'ya gidebilecek olan tehditlere karşı da erken ihbar radarı görevi yapıyor. Yani şu, füze atıldıktan sonra nereye atılabileceğini, nereye düşeceğini, ne kadar süre olduğunu belirtiyor. Bunu şöyle toparlayacağım tehdit olarak. İran'dan atılan bir füze, orta menzilli bir füze, 500 ila 1000 kilometrelik bir füze için reaksiyon süreniz 5-6 dakikayla 8 dakikadır. 5-6 dakikayla 8 dakika içerisinde herhangi bir reaksiyon gösterip sığınaklara giremezseniz o füzeler hedeflerini bulur. Biraz önce konuklarımız da bahsetti. Demir kubbe alçak irtifa hava savunmasında Hamas'ın elindeki roketler veya Hizbullah'ın elindeki roketlerle havan toplarına karşı kurulmuş bir hava savunma sistemi. Alçak irtifa. Orta ve uzun menzilli yüksek irtifa için İsrail'in elinde Davut'un sapanı, Ok 2, Ok 3, Arrow 2, Arrow 3 gibi uzun, orta ve uzun menzilli yüksek irtifa hava füze savunma sistemleri var. Yani hava savunma sistemi kademeli oluşuyor. Burada demir kubbeyi ön plana çıkartıyoruz ama İran faktörü devreye girerse o biraz önce bahsettiğim orta ve uzun menzilli yüksek irtifa füzeler de devreye girer ve yetersiz kalır. Eskiden füzeler 45 derece asıyla atılacaksınız. Buradaki konuklarımızın hepsi hatırlar. Irak füze atıldığı zaman veya Saddam füze attığı zaman füzeler 45 derece yatay açıyla gelirdi. Ve bunları Patriot'larla veya başka bir hava savunma sistemiyle önleyebilirdiniz. Şimdi füzeler 90 derece dik geliyor hedefe. Bunları önlemeniz, yani terminal sahada veya hedefe yaklaşırken vurmanız artık çok çok zor. İşte İran bu teknolojiyi geliştirdi. İran füzelerinin fotoğraflarına bakın, füzelerin başlıklarının olduğu yerde döner bir rotor vardır. Hem hız kazanır hem de 90 derece zaviye ile gelir. İşte komşumuzun füze imkan kabiliyeti açısından tehlikede hissettiği andan itibaren yeraltı tesislerinde bu tür bir imkan kabiliyete sahip ve İsrail bundan korkuyor. Yine yeri gelmişken söyleyeyim, Amerika Birleşik Devletleri insan hakları ve demokrasiden bahsederken dünyada nükleer silahı kullanan ilk ve son ülke şu anda. Japonya'ya karşı kullanmış olduğu, Hiroşima ve Nagasaki'ye karşı kullanmış olduğu füzeler şu anda ilk ve son füze. Dolayısıyla onlar için Sayın Büyükelçin biraz önce söyledi, yan hasar hiç önemli değildir. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılırken yan hasar hiç dikkate alınmadığı gibi binlerce insanın ölümünden sorumlu oldu ve aynı zamanda nükleer yan etkileri de yıllarca devam etti. Bunu da tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Diğer bir konu, hatırlayacaksınız Mavi Marmara feribotuna yapılan baskın sırasında İsrail askerlerinin yine orantısız güç kullanması sonucu sivil vatandaşlarımız öldü. Feribottaki sivil vatandaşlar öldü. Burada etki tepkiyi doğurur. Yani bir etki görünce elbette, biraz önce Sayın Büyükelçim yine belirtmişti, yedek askerlerle görevdeki askerlerin eğitimleri ve olaylara yaklaşımları farklı oluyor. Askerlik sisteminde geçmişten gelen bir kültürün görevdeki askerlere yansımasıyla arada gelip belli aralıklarla askerlik yaparak bunun göreve yansıması farklı oluyor. Orada istenmeyen sonuçlar elde edildi. İşte o dönem içerisinde İsrail askeri istihbaratının başındaki kişi biraz önce
askeri ateşi olarak Amerika'da görev yapan tüm general havacı savunma ateşçisiydi. Emekli olduktan sonra İsrail istihbaratının, askeri istihbaratının başına geçti. Emekli tüm general, hava tüm general olarak. Ve şimdi açıklamalarını okuyorum. Şahinler kanadı açısından söylüyorum İsrail'deki. Tamamen yine Tevrat'a, yani eski ayete bağlı açıklamalar yapıyorlar. Yine Netanyahu da onun arkasına sığınıyor. Bu birlik beraberliği ve özellikle Ortodoks Yahudilerin kendisine karşı vermiş olduğu gösteriler ve tepkileri de neden olarak onu kullanıyor siyasi olarak. Dolayısıyla o generale sorduğum zaman şunu söylemişti. Karataş, bizim artık gidecek başka bir ülkemiz yok. Dolayısıyla ne gerekiyorsa burada yaşayabilmek için her şeyi yaparız demişti. Yine başka bir İsrail askeri açısına de şunu sormuştum. Tekerlekli sandalyeyle engelli olarak evinden çıkarken vurulan bir Hamas liderini nasıl bir size tehdit olacağını düşünüyordunuz diye sorduğumda, bunu şunun için paylaşıyorum. Bakış açıları açısından. Onun herhangi bir şekilde bize fiziki olarak engel teşkil edeceğini düşünmüyoruz. Fikirleri bizi rahatsız ettiği için onu tekerlekli sandalyede evinden çıkarken helikopterden atılan bir füzeyle öldürdük diye cevap veriyor. Bunlar böyle bakıyorlar. Yani bunların bakış açısıyla beraber bu coğrafyada Filistin halkına herhangi bir devlet kurulması, iki devletli çözüm aşamasının olması veya bunların artık hele şu aşamadan sonra kısa ve orta vadede zaten konuşulmaması dikkate alındığında, bizim yine aynı yere dönüyorum, Türkiye olarak zaman zaman bazı emekli asker arkadaşlarımla dile getiriyorum ama ben ilk günden itibaren dile getirdim. Sınırlarımızın güvenliği açısından, yine Türkiye'deki misyonlar açısından, hani İsrail Büyükelçiliği elemanları çekiliyor. Geçmişte de çekilmişti zaten, ben hatırlıyorum. Yine aynı şekilde denizdeki varlık gösterme açısından, şımarık Yunanistan'ın, o da kendi aklınca çok iyi gittik. Amerika'nın 51. eyaleti olduk. Buralarda işte onlara üs verdik, kendimizi emniyete aldık gibi küçük İsrail benzeri böyle tutumlar içerisine girebileceğini de dikkate almamız gerektiğini kendi düşüncelerim olarak belirtmek istiyorum. Peki, son 15 dakikaya girdik Sayın Haydar Oruç. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararını da belki son bölümde konuşalım. Şimdi ateşkes çağrısını öngören kararname 14. Güvenlik Konseyi mi, Genel Kurul? Dünkü dün Genel Kurul. Genel Kurul. Özür dilerim, yanlış ifade ettim. 14'e karşı 120 oy. Şimdi çekimser, birazdan yine onu da konuşuruz ama 45 ülke arasında dikkat çekici ülkeler de var. Öncelikle bu ne kadar etkili olur ya da olur mu? Bir baskı unsuru oluşturur mu? Onu sorayım. Ya bunu başta konuştuk. Genel kurul kararları aslında tavsiye niteliğinde. Bir bağlayıcılığı yok. Bir herhangi bir yaptırıma da tabi olmadığı için sadece ülkelerin pozisyonlarını belirliyor. Bu olaya nasıl yaklaştıklarını, kimi daha haklı gördüklerini, kimi daha meşru gördüklerini göstermek açısından önemli. Yani Birleşmiş Milletler'e kota olan 193 ülkenin 120'si bu çatışmada Filistinlileri görece haklı buluyor ve İsrail'i saldırgan taraf olarak gördüğü için de bir an önce insani ateşkese varılması konusunda tavsiyede bulunuyor. Bu karşılık bulmadı biliyorsunuz. Yani İsrail tarafından, İsrail'li yetkililer tarafından hem Birleşmiş Milletler'in kendisi hem de Genel Kurul'un aldığı bu kararı kabul edilemez buldular. Bunu açıklamalarında da söylediler. Buradaki kimler katıldı, kimler destekledi, 14 tane red veren üye kimdi? Yani bunlar Trump'ın Kudüs'ü başkent olarak kabul ettiği karar vardı 2018'de. İşte o dönem kim kabul ettiyse, Amerika'nın arkasında kim takılırsa 2-3 tane ada ülkesi, birkaç tane Latin Amerika ülkesinden ibaret. Yani bu kadar. Yani şu anda bugün Cumhurbaşkanı mitingde bunu söyledi. Ya, yalnızsın dedi. Yani derken bunu kastediyor zaten. Eti topu bu kadar. 14 ülke. Onların da çoğu da zaten ekonomik olarak Amerika'ya bağımlı olan, bir şekilde İsrail'in dolaylı olarak onlara ekonomik yardımlar yaptırdığı ülkeler. Asıl burada dikkat çekici olan bence iki tane Arap ülkesi, Tunus ve Irak. Bugün zaten bizi şaşırtmadı çünkü Tunus'ta böyle bir şeyin, böyle bir kararın olması kabul edilebilir bir şey değildi. Kays Said'den sonra
Tunus siyaseti ve Tunus'un politikaları da ilginç bir şekilde tamamen işte Garnaşı dönemindekinden çok 180 derece bir geriye dönüş var. Ki Tunus biliyorsunuz Cezayir'le birlikte aslında bölgedeki Kuzey Afrika'daki Filistin davasını destekleyen önde gelen ülkelerden bir tanesidir. Çok hassastır bu konuda. Arap Baharı'nın başlangıcını hatırlayın, Tunus'tan çıkmıştı. Yani Yazidis'in kendini yakmasıyla ortaya çıkmıştı. O yüzden yani Tunus'ta bunun yönetimi etkilemesi kaçınılmaz. Bence kaçınılmaz. Bugün zaten takip ettim. Bütün gün boyunca sokakta gösteriler oldu, halk gösterileri oldu. Her ne kadar mevcut Cumhurbaşkanı Kayseri anayasa profesörüydü Cumhurbaşkanı seçilmeden önce ve demokrasiden yanaydı. Ve göreve ilk geldiğinde ben hatırlıyorum İsrail'i çok aşırı şekilde eleştirmişti. Ama bugün geldiğimiz noktada ne görüyoruz? Yani İsrail'i eleştirildiği ve ateşkesin, yani insani bir ateşkesin sağlanmasını öneren bir karara çekimser kalıyor. Çekimser kalmak da yani barışa yani, destek bu, verilmediği anlamına. Pozisyonu yani gösterir aslında. Yani eğer hakikaten böyle bir kararın yanında olsaydı destek vermekten imtina etmemesi gerekiyordu. Bu Kayseri'nin aslında meşruiyetini bitirmiştir bence. Yani bu orada çekimser kaldığı andan itibaren Kayseri'nin Tunus'ta daha fazla görevde kalması bence mümkün değil. Çünkü yani Tunus'u özellikle söylüyorum. Yani Arap Baharı'nın başladığı ülke, o işaret fişeğinin atıldığı ülke olduğu için kamuoyu çok hassas bu konuda. Özellikle Filistin konusunda çok hassas ve bunun da mutlaka sonuçları olacaktır diye Irak düşünüyorum. Sizi şaşırttı mı? Irak konusu evet çok aslında çetrefilli bir şey. Yani Irak'ın toplumuna yani toplumsal yapısına baktığınızda %60'ı yaklaşık %60'ı Şiilerden oluşuyor ve Şiilerin arkasındaki İran desteğini de düşünürseniz İran'ın İsrail'e yönelik pozisyonunu aleni yani görünen pozisyonunu düşündüğünüz zaman Irak'tan böyle bir kararın gelmesi çok tuhaf. Çok yadırgadım açıkçası. Ama Irak yönetiminin içindeki çok başlılık, işte Cumhurbaşkanının Kürt olması, başbakanın Şii olması, meclis başkanının Sünni olması falan düşündüğünüz zaman bunun da kendi halkını anlatabileceği bir şey olmadığını görüyorum. O da zaten çok uzun süre bir hükümetin kurulması uzun sürmüştü. Zar zor bir hükümet kurulmuştu. Bu hükümet aslında bu kararla birlikte kendi altını boşalttı. Aynı şekilde yani Tunus'ta söylediğimin benzerini Irak için de söylüyorum. Orada da biliyorsunuz bu olaylar başladığında ilk Filistin'e destek gösterilerinden bir tanesi Türkiye'de işte İran'da yapıldıkta Irak'ta da bu konuda gösteriler yapılmıştı. Hatta Bağdat'taki Büyükelçilik binasına yönelik bazı saldırılar olmuştu. Yani bunun da Irak halkı tarafından çok böyle şey olarak bir yanlışlık olarak kabul edeceğini ben düşünmüyorum. Onlar da yönetimlerini sorgulayacaktır diye düşünüyorum. O, ve Irak'ın da aslında hakikaten yönetimin de karar vermesi lazım. İşte işgalden sonra, Amerikan işgalinden sonra 2005'te kurulan sistemde Amerika'nın büyük bir etkisi var. Her ne kadar çekilmiş olsa da hala Irak yönetiminin üzerinde Amerika'nın bir ne derler, büyük abi pozisyonda olduğunu ve yönetimlerin belirlenmesi konusunda taraflarla müzakereler ettiğini biliyoruz. Zannediyorum bu açıdan Irak kendi yönetimi, kendi bekasını ya da kendi geleceğini düşünerek böyle bir karar aldı ama bu kararın ne kadar yanlış olduğunu yakın zamanda görecekler. Bu İran aralarında benim asıl merak ettiğim şey o. İran aralarında nasıl bir şeye, soruna yol açacak? Çünkü İran'ın da Irak üzerinde şu andaki etkisini biliyoruz. Irak cezalandırmayı seçecek mi İran? Ben onu çok merak ediyorum. Bunu da herhalde yakın zamanda bunun da yansımalarını göreceğiz. Onun dışında işte Macaristan'dan bahsediliyor biliyorsunuz. İşte Çekoslovakya'dan bahsediliyor. Yani şimdi Macaristan konusu bizim için biraz hassas bir konu biliyorsunuz. Bizimle de arası çok iyi. Ama Macar Başbakanı Orban'ın Netanyahu ile de arası çok iyi. Yani böyle de bir şey var. Daha önceki olaylarda da maalesef Macaristan'ın özellikle Orban hükümetlerinde İsrail'in yanında taraf tuttuğunu söylememiz lazım. Bu tespiti de belirtmemiz lazım. O yüzden ben çok şaşırmadım. Ama bizim kamuoyumuz açısından Macaristan'la olan yakınlaşmamız, özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'nda da biliyorsunuz gözlemci üye. Bu aslında bir şekilde bizimle istişare edilebilirdi. Aslında destekleyebilirdi. Çünkü Macaristan buradan bir şey kaybetmezdi açıkçası. Ama Macaristan tabii Orban'ın Amerika ile olan işte özellikle Trump döneminde yakın ilişkileri vardı. Yani çok çetrefilli şeyler. Ülkelerin kendi hesapları var. Kendi hesapları var. O yüzden onu düşünerek böyle kararlar aldılar diye düşünüyorum ama çekimser kalmış olmasının da aslında şu anda sağlayacağı bir katkı yok. Yani sadece uluslararası tepkiyi çekmiş oldu. Kendi halkları tarafından da yönetimler
sorgulanmaya başladı. Yani söylüyorum, Tunus'ta, Irak'ta, muhtemelen Macaristan'da da aynı şey olacak. Yani bu halklar tarafından kabul edilebilir şeylerdir. Az önceki turda konuşmacılarımız söylediler. Yani Arap yönetimleri, özellikle batıdaki yönetimlerin İsrail'e yönelik destekleri. Ama halkta bunların olmadığını görüyoruz. Yani iyi ki de yok. Çünkü halk belki karartmadan dolayı bazı şeyleri görmüyor ama gördüğü kadarıyla da ortadaki durumun çok asimetrik bir durum olduğunu, İsrail'le Hamas arasındaki mücadelenin çok da dengeli, orantılı bir mücadele olmadığını, çatışma olmadığını görüyor. Ve mazlumun yanında taraf tutuyorlar, tutmaya çalışıyorlar yönetimlerine rağmen. Yani İngiltere'nin yönetimi, Fransa'nın yönetimi, Almanya'nın yönetimi her ne kadar bunları engellese de, bu protestoları biliyorsun engellemeye çalışıyorlar. Hatta para cezaları getirdiler insanlar sokağa çıkmasın diye. Buna rağmen halka mani olamadılar. Çok büyük protestolar oldu. Yani bir şey hatırlatmak isterim. İskoçya'daki maçı, Celtic'in maçında biliyorsunuz hem UEFA'nın bu konuda kuralları var. Hem de İskoç yönetiminin bu konuda tavsiyesi telkin olmuş. Ama buna rağmen Celtic taraftarı her şeyi göze alarak Filistin bayraklarını açtılar. Ve ne dediler? Biz cezayı öderiz dediler. Ve kulüplerine daha önceki de öyle olmuştu. Verilen UEFA tarafından verilen cezayı taraftarlar kulübe ödeyip bu cezayı kulübün üzerine yük olmaktan çıkarmışlardı. Yani İsrail ve onun arkasındaki güçler ne yaparsa yapsın bazı şeyleri saklayamıyor. Az önce söyledim, yani her ne kadar medyayı kararsanız da, her ne kadar olayları farklı bir açıdan göstermeye çalışsanız da. İşte ne oldu? İsrail'in yaratmaya çalıştığı o tablo çöktü. Serbest bırakılan rehinelerin konuşmalarıyla aslında olayların İsrail'in anlattığı gibi olmadığını, aslında çok farklı bir resim koyduğunu. Ne dedi oradaki rehine? İşte Hamas, biz Müslümanız, Allah'a inanıyoruz ve size herhangi bir kötü muamele yapmak bize yakışmaz diyerek kendilerine çok iyi davrandıklarını söyledi. Ama İsrail nasıl resmetmişti biliyorsunuz, az önce söyledim. İşte bebeklerin başı kesilmesinden tutulduğunda her türlü yalana başvurmuşlardı. Ama bu sürdürülebilir değil. Yani istediği kadar yalan söyleyebilir. Eninde sonunda doğrular galip gelecektir, ortaya çıkacaktır. Bu tabii 120 ülkenin ateşkese onay vermesi, yani örneğin bu bir yaptırım oylaması olsaydı bu ülkeler yaptırım kararı birçoğu belki almazdı değil mi? Yani İsrail tamam ateşkes istiyorlar ama uygulamada yine İsrail'e çıkar ilişkileri olan ülkeler ya, var aralarında. Zaten işte az önce de söyledik bir tur, önceki turda da ya, Güvenlik Konseyi haricindeki diğer Birleşmiş Milletler kurumlarının böyle bir yetkisi de yok, görevi de yok, görev tanımı da yok. Sadece genel kurulun barış için birleşme diye bir opsiyonu var. Bu da daha önce bir kere kullanmış bir şeydi. Küçük görmek için söylemiyorum. Yani bu bence çok önemli diyorum ya. Yani 120 ülkenin Birleşmiş Milletler çatısı altında bir araya gelerek ortada bir insanlık dramı var ve insani gerekçe yani. İçin bunu ateşkese gidilmesi lazım demesi çok önemli. Çok anlamlı. Yani o İsrail'in anlatısını yerle bir ediyor zaten. Ama Güvenlik Konseyi kararı olsaydı bile, Güvenlik Konseyi yaptırım kararı alsa bile, Amerika'nın da içinde olduğu Güvenlik Konseyi yaptırım kararı alsa bile ne yapacaklardı? İsrail'in Güvenlik Konseyi kararı var deyip asker mi kullanacaklardı? Yani bu çok gerçekçi değil. Yani kendimizi kandırmayalım. Yani Birleşmiş Milletler sistemiyle İsrail'i bu şeyinden, saldırganlığından alıkoymamız maalesef mevcut sistemde çok mümkün gözükmüyor. Peki Sayın Aydın Nurhan, siz bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz ve en azından yani tamam, İsrail'e herhangi bir etkisi olmasa da bu kararın hem bir algı oluşması açısından hem de 22 gün sonra da olsa bütün ülkeler toplanıp işte Birleşmiş Milletler çatısı altında böyle bir karara imza atıldı. Önümüzdeki dönemde, yakın bir dönemde İsrail'e yaptırıma da dönüşür mü bu tepkiler, bu karar ve sonrası için ne öngörüyorsunuz? Olaya tersten bakalım. Rakam şu: 120 olumlu, 40 çekimser, 14 karşı. Çekimserle 14'ü toplayın 54. 59, 45 çekimser. İnsanlık faciası karşısında 59, peki daha iyi. İnsanlık faciası karşısında Birleşmiş Milletler'in dörtte birinden fazlası ses çıkarmıyor. Bardağın boş tarafı. Evet. Hazin bir durum bu. Bu hazin bir durum. Zafer değil. Birleşmiş Milletler için bir zafer değil bu. Çok hazin. Dörtte biri. Çok büyük rakam bu. Şu veya bu şekilde bunlar
nasıl bu insanlık dramı karşısında bu oyları verebildiler? Ya da veremediler. Bakın İsrail'in şu anda Orta Doğu'daki durumu sürdürülemez. İsrail antisemitizm tehdidini kullanarak bugüne kadar büyüdü. Amerika'yı, Avrupa'yı arkasına aldı, büyüdü. Gazze olayında benim kanaatim, Amerika gemilerini getirdi, askerlerini, danışmanlarını gönderdi. Etraftaki ülkelere, başta İran olmak üzere, karışmayın dedi. İsrail dedi, Gazze'nin kuzeyini alacak, onun açıklarında kaynaklar var dedi. Orayı alacak, orayı ham yapacak dedi. Kimse karışmasın dedi, o kadar. Sanmıyorum İsrail'in ve Amerika'nın savaşı büyütmek istediklerini. Ama İsrail sınırlarının sonuna geldi. Gazze'yi alır alamaz, büyük ihtimalle alamayacak. Ama bundan sonra bir daha büyümesi çok zordur. 75 senenin sonunda gelebildiği nokta bu. Bütün sermayeyi bitirdi. Kendisiyle beraber Amerika'nın, Avrupa'nın dünya üzerindeki meşruiyetini neredeyse sıfırladı. Bundan sonra işi çok zor İsrail. Bir başka şey, bir Amerikalı yazar söylüyor. Existential threat. Eğer İsrail diyor Gazze'de başarılı olmazsa, o zaman diyor varlığı tehdit altına girer diyor. Tartışmalı hale gelir diyor. Cesaretlenir çevredeki ülkeler, halklar diyor. Çok çok bir önemli anlamda, bir şey bu. Rus ruleti gibi gelişme. Bir şey o zaman İsrail için. Yani çok riskli bir hamle yaptığını da söyleyebiliriz herhalde burada. İsrail tabii. Bakın İsrail Amerikan desteğiyle gerçekten kendini aynadaki dev zannetti. Yok işte dünyanın en güçlü istihbaratı, dünyanın en güçlü ordusu. Biz Türkler biliyoruz ama, askerlerimiz en iyisini bilir tabii. Karaca ordun yoksa hiçbir şey yapamazsın. Yok yukarıdan ateş yağdıracağım, hiçbir şey olmaz. Neyse gelelim İran'a. Ben 2002 yıllarında, 2002-2004 yıllarında Cidde'de İslam İşbirliği Teşkilatı'nda genel müdür görevini yaptım. O arada Abdullah Gül'ün şeyi vardı, danışmanı vardı. Cidde'ye gelmişlerdi. Ona söyledim. Dedim Cumhurbaşkanımıza haber verin. Türkiye için en büyük handikap bizi İran ve Suriye ile kapıştırmak istiyor Amerika dedim. Ama bu tuzağa düşmeyin demiştim. Sene 2001. Bugün de aynı şey geçerli. Paşamız da söyledi. Bunlar çok hassas konular. Çok dikkatli olmak zorundayız. Onu da vurgulamak isterim. Birleşmiş Milletler'in yapısına gelince sanıyorum bugün için hayal gerçekçi değil. Ama yapılacak bir tek şey var. İkinci Dünya Harbi sistemini değiştirmek için yapılacak bir tek şey var. Eğer batılı ülkeler ayak direrlerse yapılacak tek şey var. En az 150 Birleşmiş Milletler üyesi istifa edecek Birleşmiş Milletler'den. Sonra yeni bir yapılanma kurulacak. Bütün diğer ülkeleri de zorlayacaklar. Bunun da başka yolunu görmüyorum ben. Peki. Hayalci belki bugün için. Ama uzun vadede tartışılabilecek bir konudur. Çok teşekkürler Sayın Aydın Nurhan. Sürenin sonuna geldik. Katıldığınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sayın Haydar Oğuz, çok teşekkür ederiz. Ben bitirmeden önce biliyorsunuz. Yok tabii, yarın 29 Ekim biliyorsunuz. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Yani bunu özellikle zaten hepimiz yarın kutlayacağız. Evimize bayraklarımızı asacağız. 100. yılımızı sonuna kadar kutlamamız gerekiyor. Her şeye rağmen. Yani Gazze'de içimiz yanıyor. Vicdanımız sızlıyor.
Ama onların da belki garantisi biziz. O yüzden cumhuriyetimizi ayakta tutmak, güçlü tutmak zorundayız. Bu bakış açısıyla bütün herkesin cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum bu vesileyle. Çok Sayın Bakanlar. Sayın Bakanlar. Ne mutlu Türk'üm diyene. Kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere İstiklal Savaşı kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve şükran ilanıyorum. Peki Sayın Karataş, bütün konuklardan Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. Cumhuriyet kutlaması aldık sizden de. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun tüm konuklarımıza katıldıkları için teşekkür ederiz bir kez daha. Gazi özel yayını burada sona eriyor. Mutlu bir gece geçirmenizi dileriz. Hoşçakalın.